de parlamentoda görev yapmıştı. Ve CHP'nin, şunu doğrusu söylemek gerekir, bir gazeteci olarak gözlemim, Mersin benim yakından takip ettiğim yerlerden bir tanesidir. CHP'nin en doğru, en isabetli seçimlerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Vahap Seçer'in yeniden adaylaştırması ve CHP kulislerine veya kamuoyuna baktığınız zaman yerel medyada dahil olmak üzere şunu söylüyorlar. CHP'nin belki de en yüksek oy oranına ulaşacağı yerlerden birisi Mersin. Biz de dedik ki acaba bu nasıl oluyor? Bir konuşalım dedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na davet ettik. Geldi, sağ olsun. Sayın Başkan, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Mersin nasıl? Mersin de güzel, her zamanki gibi. Mersin hep güzelsin, onun için diyoruz zaten. Hoş geldiniz. Hep güzel. Sizinle Mersin tabii yalnızca Mersin için değil, o özellikle bölge için, Akdeniz çanağı, evet, ve ayrıca Türkiye için de önemli yerlerden bir, evet, tanesi. Deprem bölgesiyle başlayacağım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hem Adıyaman'da hem Malatya'da yayınımıza gelen, yayından sonra da konuştuğumuz vatandaşlarımızın bize aktardıklarını biz de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Siz ikiniz esnafsınız. Adınız? Adım Aytaş Boylar. Yeni caminin yan tarafındaki. Siz? Bana ait. Ben de Mehmet Güneş, Güneş Terzanesi sahibiyim. Buyurun efendim. Şimdi esnafın sorunu. İnanın bir tane konteyner alamadım. Kendi mülkiyetim içerisinde, kendi imkanlarla bir konteyner getirdim. Ne yazık ki yetkililer hiç ilgilenmiyor. Valiliğe gidiyoruz. Valilik topu belediyeye atıyor. Belediye topu şehirciye atıyor. Yani tamamıyla ilgisizlik var. Sizin talebiniz? Bizim talebimiz aynı yani. 14... Şu bana göster, çadırı gösterir misin? 14 Şubat'ta bu yana ben bu çadırda terzilik yapıyorum. Bir dakika, bir dakika. Abi telefonla bu şey olmaz. Bir dakika bekle. Dur. Evet. 14 Şubat'ta bu yana ben bu çadırda terzilik yapıyorum. Talebiniz ne efendim? Nasıl çözülür? Konteyn. Yani en azından iş yerlerimiz, bir iş yeri konteyn. Bir iş yeri siftahsız kapatıyoruz. Siftah etmiyoruz. Bir konteyner. Konteyner. Ya bir yıl geçmiş, daha konteyner mi veremediler? Çevre Şehircilik Müdürü diyor ki, ben diyor kiracıya konteyn veremem diyor. Sen kiracısın. Ben büyük sahibim, 3 tane mülkiyetim var. Ya benim vergimi mal sahibi mi diyor? Bir de şu bakurum mal sahibi mi diyor? Ben 20 yıllık esnafım diyor ki sen kiracısın, sana konteyn veremeyiz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. SSK primleri ertelemeyle olmaz. Hemen izlenimlerimi sorayım. İzzet Bey sormuş. Şöyle efendim. Tabii büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha vermesin. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var, eksiklerimiz var. Ama hem Malatya'da hem de Adıyaman'da esnafın söylediği şudur. Belirsizlikler giderilsin. Bilgilendirme yapılsın. Bakın, bilgilendirme, katılımcılık. Yani insanlarla sohbet ederek neyin ne zaman yapılacağına dair sağlıklı bir iletişim kurulsun. Bu da vatandaşımızın, esnafımızın beklentisi. Dönelim Mersin'e. Sayın Başkan, büyük deprem yaşandığında ilk başta siz bütün gücünüzle deprem bölgesine gittiniz. Hem yardım çalışmalarında katkı verdiniz vatandaşlarımıza, ama bir taraftan da sizin yönettiğiniz kente yoğun bir göç vardı. O tarihlerde bir yayın yapmıştık. O tarihlerde 400 bin kişi geldi demiştiniz. Mersin tabii hem daha güvenli deprem bakımından hem de çok güzel bir kent. Dolayısıyla 400 bin göç almıştı, evet, değil mi efendim? Doğru. Nedir durum, en son durum? İlk etapta öyleydi. Şu anda tabii ki geri dönenler oldu. Farklı bölgelere gidip yerleşenler oldu, kalanlar oldu. Şu anda rakamsal olarak reel bir rakam verme şansım yok. Elimde böyle bir veri yok ama bir kısım vatandaşımız Mersin'de şu anda yaşıyor. Sizin de söylediğiniz gibi biz deprem bölgesine komşu bir kentiz. Yani ilk ulaşılacak bir kentiz. O cazip geldi insanlara. Can havliyle kendilerini oraya attılar. Bir de bizim orada deprem bölgesinde bulunan illerin hemşeri ilişkileri var. Yani oradan çok yoğun göç almış Mersin. Maraş'tan da almış, Malatya'dan da almış, Antep'ten de almış, Adıyaman'dan da almış. Akrabalarının yanına geldiler. Diğer bir konu da yazlıkçı konut çok bizim orada. Evet. Yazın oraya gelen vatandaşlar kışın kendi memleketlerine gidiyor ama İşte o deprem bölgesindeki vatandaşlar kendi yazlıklarına geldiler ya da arkadaşlarını oraya gönderdiler gibi, bu şekilde bir göç söz konusu oldu. Ancak şu anda tabii ki o kadar vatandaşımız yok Mersin'de depremzede olan. Bir parça geri dönüşler de başladı. Tabii ki, hem kendi bölgelerine ya da farklı İzmir'e, İstanbul'a, farklı şehirlere gittiler. Artık bundan sonraki yaşamlarını, peki, orada sürdürmek için. Şimdi esnafımızın meselesiyle ilgili sorular da geliyor. Arkadaşlar, bir videomuz vardı. Böyle bir dakikalık bir video. Şimdi tabii Vahap Seçer'i burada bulmuşken, DEM, İyi Parti, oradaki
yerel dengeler, partinin adayları, ilçeler hepsinde konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'ye model olabilir diye tahmin ediyorum efendim. Hazır mıyız Güven? İzleyelim. Mersin çok güzelsin. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Canlıyayla Yenişehir hepsi Mersinli. Bozyazı, Mezitli ve de Erdemli. Sokak sokak, köy köy umutla dolu. Aydıncık günler mutludur mutlu. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Tarsus, Anamur, Silif gelisin. İnciden bir tesbihin tanelerisin. Akdeniz'den Toroslara bir efsanesin. 2 milyon tek yürek, sen Mersinlisin. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer, Mersin geçer. Vahap seçer. Şimdi efendim ben bir sırrımı vereyim önce. Bazen bu sorularla karşılaşıyorum. Şimdi ben tabii televizyoncu değilim esasında. Gazeteciyim. Ben hani uzun zaman gazete yönettik, çalıştık filan. Fakat eski kanalımda ben bunu Doğan Şentürk'ten duymuştum, öğrenmiştim. Dedi ki birader, dedi işte gazeteciliğin şöyle böyle filan, sağ olsun. Sonra dedi ki yurt gezilerine çıkalım. Oturduk biz ikimiz, kendisiyle 20 il seçtik. O illeri şöyle seçmiştik. O tarihten itibaren ben her yıl hem giderim hem de yayınlar yaparım. Hatırlayacaksınız. Bunu Halk TV'de de sürdürüyorum. Bu 20 yıl için, 20 il içinde Adana ile Mersin de var. Özellikleri şu, onu ifade edeyim. Hepsini söyleyecek değilim de o kadarı sır kalsın. Mersin ile Adana gibi yerler, işte Gaziantep de bunlardan biri. Türkiye'deki politik gelişmelerin halka nasıl yansıdığını anlamak için çok önemlidir. Buralara bakarak Türkiye'deki politik gelecek konusunda öngörülerde bulunabilirsiniz. O nedenle ben Mersin'e böyle yılda 3 kere 4 kere de giderim. Onu da ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, soru 1. 5 yıl önce seçildiniz. İlk evet. Yayın yaptık. Sizden ben vaatler almıştım. Onlara baktım tek tek. Hangisini yaptınız, hangisi eksik kaldı ve önümüzdeki 5 yıla ilişkin bir soru daha soracağım. Ama ilk soru şu. İlk 5 yıl nasıl geçti? Gayet güzel geçti. Mersinlerin mutluluğu ve huzuru için çalıştık. Şöyle düşünün, öğrencisiniz ki yaşadınız evet. Yaşları. Evinizde ders çalışacak ortam yok. Gidiyorsunuz Akdeniz manzaralı bir okuma salonunda dersinizi çalışıyorsunuz. Üstelik çay kahve de içiyorsunuz. Belediyeniz size ikram ediyor. Çorbanızı da içiyorsunuz. Sahilde gördüm orayı. Tabii ki ücretsiz. Böyle 11 okuma salonu, yeni nesil okuma salonu açtık. Okuma salonu değil, kütüphane. Değerli izleyenler, bakın ben Mersin'de dolaşıyorduk. Şöyle baktım. Kendim cep telefonumla da çektim ama daha profesyonellerini de bulduk sonradan. Şimdi şöyle, Mersin'in bence dünya çapında olabilecek ve çok güzel bir sahil bandı var. Orada yürüyorsunuz. Ben işte o gün ta o Soli Center'ın oralardan çıktım. Ta divana kadar, şeye kadar yürüdüm. Marina'ya kadar yürüdük biz. Herhalde bir 8 kilometre, 9 kilometre vardı. Bakın oralarda başkaları olsa, size bir şey söyleyeyim. Sizin yerinize başkası olsa ne yapardı biliyor musunuz? O sahil bandında. Rant yapardı, binalar dikerdi, işte eşe dosta restoran verirdi filan. Ne gördüm ben size söyleyeyim önce, siz devam edin. Bir tane kütüphane gördüm. Bence dünyanın en güzel manzaralı kütüphanesidir. Aynen öyle. İçeri girdim, tıklım tıklım. Denizin kenarında. Çocuklar ve burası mıydı ha? Burası evet, bakın. Aynen burası. Dünyanın en güzel manzaralı kütüphanesi. Ben içeri de girdim, fotoğraflarını, videolarını da çektim. Bunun dışında bakın orada trafik eğitim merkezleri var çocuklarla ilgili. Onun dışında çok güzel böyle belediyenin kafeleri var. Deniz Kızı mıydı neydi? İşte evet. Onu bir anlatın. O mesele, şimdi söylediğim şu çünkü. Yani eğer huzurunuz yoksa huzurunuzu sağlayacak her şeyi yapıyor belediye. 5 yılda bunun için çalıştı. İşte huzursuz bir öğrenci gitti orada huzurla dersini çalıştı. Hmm. Diğer taraftan çocuklarınızla hoşça vakit geçirmek istiyorsunuz. Evde huzurunuz yok, mutluluğunuz yok. Dışarı çıkalım, bir hava alalım. Sahile iniyorsunuz. Sahil boyunca belediyenin kafeleri var. Çocuklarınızı trafik parka götürüyorsunuz. Survivor parka götürüyorsunuz. Kahvaltı yapabiliyorsunuz. Yemek yedirebiliyorsunuz. Çay kahve içebiliyorsunuz. Bunları belediyenin güvencesinde yapıyorsunuz. Hani az önce dediğiniz gibi hep rant kokan yerler. Ama belediyeniz ne yaptı?
ranta değil halka açtı. Sahilinizi 7,5 kilometrelik... Ben bir tane öyle bina görmedim, biliyor musunuz? O sahil bandı bir tane bile yok. Sahilinizi halka açtı. Siz düşünün, babasınız, 5 çocuğunuz var, geçim sıkıntısı yaşıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar tarlada, arazide çalışıyorsunuz ya da bir fabrikada. Evinize giderken belediyenin mahalle mutfağına uğruyorsunuz. O ana kadar huzursuzsunuz. Akşam acaba çocuklarımızla ne yiyeceğiz diye. 5 kişisiniz, 50 lira veriyorsunuz. 5 kişilik belediyenin mahalle mutfağından size yemek veriyorlar. Huzurunuz yerine geliyor. İşte huzur verdik, mutluluk verdik dediğimiz, tabii ki bu. Öğrencisiniz. Ulaşım büyük bir sorun. Belediyenin yepyeni otobüslerine Wi-Fi hizmeti de aldınız. 1 TL'ye biniyorsunuz. Üniversitedeyseniz üniversiteye gidiyorsunuz. Lisedeyseniz liseye gidiyorsunuz. Kadınsınız, çocuğunuzun mamaya, süte ihtiyacı var. Kimseyi aramanıza gerek yok. Sadece alo 185'i arıyorsunuz. Orada bir detay bilgilerinizi vereceğim. Veriyorsunuz. Kadın demişken, bakın ben lider eşlerinin bu sahip oldukları güç ve prestiji de toplum faydasını kullanmasını hep önemsemişimdir. Meral Seçer mesela kaç kere beni aradı. Kadın kooperatifleri, kadın dayanışması. Evet. Bu konularda eşinizin çabalarını da hani göz önüne almak gerekir diye düşünüyorum. Yani huzursuz olan bir vatandaşı huzurlu yapmak için her şey yapılmıştır Mersin'de. Huzursuzsunuz, yollarınız bozuk, trafik sıkışıyor. Fabrikanıza gideceksiniz, esnafsınız, dükkanınıza gideceksiniz. Eğer tertemiz yollardan, yeni yapılmış kaliteli yollardan, geniş bulvarlardan sabah mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde iş yerine ulaşıyorsanız belediye size çok güzel hizmet vermiştir. Peki altyapı, huzuru getirmiştir. Mesela metro projesi bir zamanlar çok tartışılıyordu. Evet. İlk başlarda engel de çıkarılmıştı. Daha doğrusu izin verilmiyordu, onay verilmiyordu, imza atılmıyordu. Metro ve altyapılar? Metroyu getireceğiz. Hı. Önümüzdeki süreçte söz vereceğim temel hizmetlerimden bir tanesi metroyu bitirmek olacak. Hı. İlk etabını. Biz şu anda Mersin merkezde 3 etap 35 kilometre, bir de Tarsus'ta. Belki ilk kez bunu sizin huzurunuzda söylüyorum. Vatandaşlarımızın, hı, huzurunda, sizin ekranlarınızda, evet, söylüyorum. 12 kilometre tramvay. Tarsusların bugüne kadar belki de hiç düşünmediği, hayal edilmediği... Tarsus, memleketiniz. Tabii ki benim memleketim, doğduğum yer. Bir kere maratonda koşmuştuk 2 sene, evet, önce sizinle. Evet. Hı. Tarsus Festivali'ne de geldiniz. Evet, ikincisini, evet, yaptık. Şahmeran, evet, temalı muazzam oldu. Şimdi orada tramvay mı olacak? Orada tramvay 12 olacak. 12 kilometre. 12 nasıl kilometre. Nasıl bir tramvay? Ya bu nostaljik mi? Nasıl? Hayır hayır, tramvay. Şimdi raylı sistemler, hı, yolcu kapasitesine göre tasnif ediliyor. Tamam. Bizim şu anda Mersin merkezde 13,5 kilometrelik metro, yer altından giden metro. Ancak bizim toplam 35 kilometre projemiz var Mersin'le ilgili. Tramvay projesi var üniversite bölgesinde. Hafif raylı var, hemzemin, şehir hastanesi, yeni otogara giden ayrı bir bölgede. Yani bizde hem tramvay projesi var, hem hafif raylı sistem projesi var, hem yeraltı metro projesi var. Tarsus'taki de tramvay projesi olacak. Yaklaşık olarak 12 kilometre. Toplamda Mersin'in şu anda hazır temeli atılmış, çalışmaları başlatılmış, altyapı genel müdürlüğünden izni almış ya da projesi devam eden etaplar halinde Tarsus dahil 4 etaplı raylı sistem çalışması var. Toplam 47 kilometrelik raylı sistem çalışması. Devlette devamlılık esastır. Bu projeler kısa sürede sonuçlanmaz. Bakın, Çukurova Havaalanı'nı yapıyor hükümet. 2013 yılında temeli atıldı. Geldik 2024 yılına. 11 yıl geçmiş. 11 yıldır hala açılamadı. Şimdi bazen eleştiriler alıyoruz. Metro, ben 5 yıldır belediye başkanıyım. 5 yılda hepimiz birçok olayı beraber yaşadık ve sonucuna beraber katlandık. Pandeminin sonucuna beraber katlandık. O dönemde sosyal belediyecilik yaptınız. Tabii ki, depremin sonucuna beraber katlandık. Ekonomik krizin sonucuna beraber katlandık. Ben belediye başkanı olarak siyasi gerginliğin bana yarattığı olumsuzluk sonucuna katlandım. Bu 5 yıl içerisinde ama görevimi yaptım. Hı. Mersin mutlu, Mersin huzurlu. Onun için temel hizmetleri yaptım. Yeni yatırımların önünü açtım. Metronun temelini attım. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yatırım programına alınmasını sağladım.
2 yıl gecikmeli de olsa, bakın 2 yıl gecikmeli de olsa dış finans kullanım izni aldım Hazine Bakanlığı'ndan. Bunu gittim, metroda kullanacaksınız. Tabii ki gittim Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani randevu vermiyor. Yani kapıyı zorladım tabiri caizse. Kapıyı zorladık, girdik Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Bunlar çabayla oluyor. Beş metro yılda, için mi? Metro için tabii. Ne dediniz Cumhurbaşkanı'na? Mersin'in belki biraz sonra konuşacağız o demografisinin önemi ki kendisi de biliyor. Öneminden bahsettim. Mersin'de hangi görüşten olursa olsun belediye başkanına merkezi hükümetin destek vermesi gerektiğini söyledim. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin huzurunun Mersin'den geçtiğini söyledim. Mersin'in Türkiye'nin özeti olduğunu söyledim. Neticede Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin huzurunu sağlamaya çalışmıyor mu? Evet. Ben de Mersin'in huzurunu sağlamaya çalışıyorum. Bunu söyledim. Mersin'de huzur bozulursa Türkiye'de bozulacaksa birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Bu biraz önce tam giriyordunuz. Mersin'in demografisi nedir efendim? Hani o neyi vurgulamak istediniz? Mersin'in demografisi küçük Türkiye'dir. Hı. Herkes oradadır. Türkiye'de bütün etnik yapılar oradadır. Hı. Bütün inanç grupları oradadır. Mersin'de şu anda parlamentoda temsil edilen 13 milletvekili var. Mersin'i evet, temsil eden. 8 ayrı siyasi partiden milletvekilleridir bunlar. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinden Deva Partisi'ne de milletvekili çıktı. Yine demin kendi içinde iki milletvekili var. Biri TÖP menşeli. Yani Toplumsal Özgürlük Partisi menşeli bir milletvekili var. Biri DEM milletvekili var. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi vekilleri var. İyi Parti. Ama Hüdapar'dan da var. İyi Parti var. Milliyetçi Hareket Partisi var. Gördüğünüz gibi bütün siyasi görüşler temsil ediliyor Mersin'de. Ben böyle bir yerim belediye başkanı. Bu son derece önemli evet, ama. Evet haklısınız. Yo, ben biliyorum. Şimdi şöyle efendim. Şimdi Zuhal Hanım da sormuş bana. Başak Demirtaş'la ilgili haber hazırlar mısınız arkadaşlar? Başak Demirtaş soruyorlar. Şimdi efendim siz tabii parlamentodaki bir tecrübeye de sahipsiniz. Oradaki ilişkiler ağınız da var. Bütün partilerle iktidar, muhalefet, işte İyi Parti, işte MHP, ondan sonra DEM hepsiyle de bir hukukunuz tabii var. Tabii ki. Bunu önemli sayıyorum ben. Ben belediye başkanıyım. Ne demek? Ben belediye başkanıyım. Herkesin demek? Belediye başkanı olmak. Bakın buramda ne rozet var? Bayrağımız. Ben belediye başkanıyım ama ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'le övünüyorum. Böyle bir liderin kurduğu siyasi partide görev almış bir belediye başkanı olarak da kendimle gurur duyuyorum. O ayrı bir şey. Ama ben belediye başkanıyım. Bakın burada neyi göreceksiniz? Ben Mersin'de yaşayan siyasi görüşü, dili, mezhebi, meşrebi kim olursa olsun, hangi bölgeden, nereden gelmiş olursa olsun ben herkesi kucaklamak zorundayım. Bizim son sayımlara göre 1.938.000 nüfusumuz var. 1.938.000. Ama şu anda 2.5 milyon insan yaşıyor. Bu göçmenlerle mi? Göçmenler var, Ukraynalılar var, Rus var, Kuzey Iraklı var, Suudi Arabistanlı var, Afganlı var. Her milletten insan var. Sayın değişik Seçen, gerekçeyle orada yaşıyorlar. Anladım. Çok önemli bakın bunlar. Aslında Mersin'in neden Türkiye modeli olduğunu gösteriyor. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı ile külliyede yaptığınız görüşmede bunları anlattınız. Ben parlamentoda yapmıştım. Parlamentoda mı? Tabii. Parlamentoda yaptığınız görüşmede bunları aktardınız ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Mersin'in bekleyen altyapı yatırımları için tabii ki onay beklediniz. Tabii ki. Tabii. Aldınız o onayı. Şimdi gecikmeli de olsa aldım. Hı, tamam. Yani benim şöyle söyleyeyim. Yani genel tabiatım, siyaset yapma tabiatım da bu, sosyal hayattaki tabiatım da bu. Yani diyalog kurmasını, diyalogtan yana bir insanım. Kavgayla, gerginlikle, çemkirmekle bir şeye varılmayacağını bilecek olgunlukta bir insanım. Doğru olarak ben Mersin'e hizmet etmek istiyorum. En güzelini yapmak istiyorum. Tabii ki hükümetin bana desteği önemli. Bir an önce bürokratik engellerin kalkması önemli. Bakın okuma salonu değil mi? Ne evet, kadar güzel. Bir tane daha yapacağım. Mersinliler bilir. Mersin İdman Yurdu Meydanı'yla oradaki otelin arasına. Ha biliyorum, beş yıldızlı bir oteller. Evet, onun evet, arasına bir yeri. Her şey hazır. Tahsis sorunu yaşıyorum. Sayın Valimize de söyledim. Bakanlıkla da nasıl görüşüm. Nasıl tahsis? Orada geriden zaten gelen bir mahkemeleşme sahil olur. Sahil belediyenindir. Yani oralar belediye dolgu alanı büyük şehirlere devredilir diye zaten kanun hükmü var. Ama geriden gelen bir mahkemeleşme var. Benle alakası olmayan, benden önceki yönetimle Çevre Bakanlığı. O ayrı bir şey dedim. Kimin muhtesinde orası? Çevre Bakanlığı şu anda. Yani bana bir imza atacak, ben ikinci okuma salonunu yapacağım oraya. Yani bu yazı derece yolladınız mı? Tabii ki canım, iki yıldır uğraşıyorum. Yeni değil.
Yani bu ben sıkıntıları takip ederim. Hilal, bunu da not alır mısın? Bu sıkıntıları yaşamıyor değiliz. Kütüphane. Ama şimdi bunları dile getirerek eğer bazı konularda gecikmeler olmuşsa, bazı konularda vatandaşın beklentisine cevap verilmemişse, bunu bir bahane olarak ortaya koymuyorum. Ama gerekçesi de en nazik şekilde bunlar. Yoksa ben demiyorum, ben güçsüz bir belediye başkanıyım. Ben borçluydum, benim param yoktu, benim belediyemin geliri ne ki? Hayır, Mersin Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir belediye. Mersin çok güçlü bir kent. Ben size bir şey soracağım. Buyurun. Bakın, son 5 yıl Mersin'den bahsettiğiniz kadar, daha önce bu kadar yıl gazetecisiniz. Hayır. Mersin konuştunuz mu? Yok. Şimdi bazıları da şaşırıyor. Bir saniye. Şimdi bazıları da şaşırıyor. Şunu da söyleyeyim. Bu iyi bir soru. Şimdi bakın, biraz önce söyledim. Türkiye'yi anlamak için baktığım yerlerden bir tanesi Gaziantep'tir, bir tanesi Adana'dır, bir tanesi Mersin'dir. Şimdi ben ilk yayında, yani bir itirafta da bulunayım yani. Parlamento'da az çok tanıyordum kendisini ama ilk yayında da, hatta siz dedim çok tanınmıyorsunuz Mersin'de demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Siz de biraz bana belki tepki göstermiş olabilirsiniz iç dünyanızda, bilmiyorum. İlk yayınımızı yaptık biz. Hani rakipleriyle birlikte, evet, yaptım. Ondan sonra ben dedim hani siz çok tanınmıyorsunuz. Şimdi biraz böyle tanınma aslında biraz belki üzerinde durmamız gerekir. Fakat bu aradan 5 yıl içinde kendisini sadece Mersin'e değil bütün Türkiye'ye tanıyor. Siz aslında efendim artık bir ulusal figürsünüz. Yani politik duruş itibariyle söylüyorum. Benden ziyade Mersin'in tanınması önemli benim için. Birbirine mutlaka bağlantılı. Birbirine bağlantılı. Evet. Mersin tanınıyorsa başkan da tanınacak. Ya da başkan tanınıyorsa Mersin de tanınıyor. Neden? Mersin bir şeyler oluyor Mersin'de. Uzun yıllardır Mersin'e gelmiyordum. Geldim. Bunu bana mesaj yazan var. Hiç tanımadığım insanlar. Ya da biri aracılığıyla bana ileten insanlar var. Mersin değişmiş, Mersin güzelleşmiş, Mersin'de huzur var. Mersin gülüyor, sokaklar tertemiz. Bunu söylüyor insanlar. Şimdi bunu görmemezlikten gelemeyiz. Samimi olarak bir şey söyleyebilir miyim İsmail Bey? Tabii. Önümüzdeki seçimlerde rakibim kim şu anda? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. MHP. MHP. Cumhur İttifakı'nın adayı ama. Serkan Bey miydi? Neydi birisi? Serdar Bey. Ha, Serdar Bey. Serdar ne? Soydan. Bak Güven, şimdi şöyle değerli izleyenler, şimdi bizim Güven de tabii esasen Muşlu. Ama onun aileden herhalde bir 1000 kişi vardır Mersin'de. Muşlu onlarla, çok, evet. Muşlu çok. Ben onlarla da konuştum, memnunlar. Şunu da söyleyeyim efendim bakın. Mesela ben bir yere gittiğim zaman sadece sahil bandında yürümem. Gecekondu bölgelerine giderim, farklı. Mesela MHP'lerin yaşadığı yerlere giderim. Kürt kardeşlerimin yaşadığı yerlere giderim. Ülkücü kardeşlerimin yaşadığı yerlere giderim. Mesela İlem'in yaylaya doğru gittim. Bir kez de başkanı aradım. Orada küçük kızlarımız vardı. Kızların gelecekleri konusunda kurslar, eğitim çalışmaları. Sizi aramıştım. Evet, bir tane çiçekler. Kızımız vardı, bir yörük kızı. Ben polis olacağım İsmail abi demişti. Ve başkanın yardımlarını, işte tablet vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş, onlar vardı. Sonra bir de bir gecekondu bölgesine gittim. Neresiydi? Daha çok Kürt yurttaşlarımızın yaşadığı. Nereleri vardı mesela? Bana biraz ilçelerden bir söyler misin? Bu mahallelerden. Akdeniz, Şevket, Sümer var, Güneş var, Güneş, Güneş taraflarındaydım. Şimdi şunu sormak istiyorum işte. Aslında benim, bakın sizden bağımsız olarak söylüyorum. Benim belediye başkanlarını görmek istediğim bu. İşte İlemin'deki yörükler de, Güneş'teki Kürtler de diyecek ki parti önemli değil. Bana ulaşıyor. Ben oralarda yardımları gördüm Sayın Başkan. Bu sene değil. Geçti. Ben her yıl yaz aylarında yaylalarına da gidiyorum. Bunu ben önemsiyorum. İşte bakın, sosyal belediyeciliği önemsiyorum. Kesinlikle. Az önce sözüm eksik sözünüz kaldı. Sözünüz kesin, kusura bakmayın. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi, heh, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, bırakın seçmen, elini vicdanına koyup sandık başına gittiğinde hizmete oy versin, Hizmet Partisi'ne oy verir. O kimdir biliyor musunuz Mersin'de? Vahap Seçer. Hı. Bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Bizim Çamlıyayla'ya da hizmetimiz Mut'tan eksik değil. Anamur'a da hizmetimiz Tarsus'tan eksik değil. Biri Doğucu, heh, biri Toros Dağları, biri Ova. Diğer tarafta Batucu, Mut, Toros Dağları, Anamur, Kısmenova, gel sahil. Gel doğru. Aynıdır. Bozyazı'ya da aynıdır. Hmm. Aydıncı'ya da aynıdır. Hmm. Gülnar'a da aynıdır. Hmm. Silifke'ye de aynıdır. Ayrım yapmıyorum Erdemli'ye diyorsanız. De aynıdır. Mersin'in merkezinde Akdeniz'i, Toroslar, Yenişehir'i, Mezitlisi 13 ilçemize. 13 ilçemize hizmette adaleti getirdik. Bakın
biz parti olarak da dünya görüşü olarak da bugün Türkiye'de en büyük şikayet ettiğimiz konu ne? Adalet istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet için yürüdü. Evet. Şimdi bu kadar yüksek sesle adalet isteyen bir siyasi görüşü temsilen ben belediye başkanı olarak adaletsizlik nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Zaten benim en büyük ızdırabım bu Türkiye'de. Türkiye demokratik olsun, Türkiye hukuk devleti olsun, Türkiye'de adalet olsun. İnsanlar kendini iyi hissetsin, güvende hissetsin. Nasıl bir Türkiye'de olur? İşte bu özellikleri taşıyan bir Türkiye'de olur. Mersin de aynı şekilde. İnsanlar huzurlu olacaksa diyecek ki benim belediye başkanım var. Bu insan adaletli bir insandır. Bu insan insanları dinler. Herkesi dinler, herkesin görüşünü alır. Bugüne kadar tarihinde olmamış bir uygulama var Mersin'de. Ne o? Belediye başkanı oturuyor, STK'ları dinliyor saatlerce. Ben daha geçen günlerde, geçtiğimiz hafta 6. seriyi tamamladım. Göreve geldiğim günden bugüne 6. seri, 6. kez bir araya getirdim. Sivil toplum diyorsun. Sendikalar, meslek odaları, ekonomiyle ilgili odalar, hemşeri dernekleri, sosyal sorumluluk projelerine çalışan dernekler. Geçen hafta yerel medyada bir haber okumuştum. Kamyoncularla falan görüşmüştüm. Herkesten görüşüyorum. Kimi istiyorsun? Herkes benden görüşebilir. Fikirlerini alacağım ki, görüşlerini alacağım ki ona göre kararlarımı vereyim. Güven, rica etsem Başak Demirtaş'ın aday olmayacağına dair haber bulabildin mi? İzleyelim lütfen. Partim bizlerden 1700 kilometre uzaklıkta. Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul adayı olacak mı olmayacak mı? Merak edilen bu soru yanıt buldu. Demirtaş aday değilim dedi. Başak Demirtaş geçen haftalarda İstanbul adaylığı için henüz DEM Parti'den öneri gelmedi ama halk ister partimizde uygun görürse düşünebiliriz ifadesini kullanmıştı. Tartışma bu sözlerinin ardından başladı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partilerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içinde alınmıştır ifadesini kullandı. Başak Demirtaş'ın açıklamasının ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi. Bu süreç içinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş'la da müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış. Açıklaması nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç vermişti, şimdiki açıklaması da inanın güç vermiştir. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın aday olmayacağı yönündeki açıklamasının ardından ilk mesajını DEM Parti aracılığıyla paylaştı. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi. Geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür, halkımız bilsin. Halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday ismini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu. Bu konuda Vahap Seçer'in yorumlarını merak ediyorum ama şimdi birkaç mesaj. İlhan Demiröz, bir parlamenter, çok başarılı belediye başkanlarımızdan biridir diyor. İlgiyle izliyoruz. Mersin'i gerçekten değiştirdi. Başarılı çalışmalarını takip ediyoruz diyor. Ha, bir önceki 24. dönem CHP Bursa milletvekilinden gelmiş. İlhan Bey'e teşekkür ediyorum. Davut Kil, daha böyle sağ taraftan. Sevgili İsmail Bey günaydın. Vahap Başkanımıza Mersin Ayaş'tan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Gerçekten de Mersin onun döneminde çok temiz bir yer oldu diyor. Bak Davut Kil daha böyle... Hani nasıl diyeyim, merkezden, sağ kesimden, belki milliyetçi diye tabir edebilirim bir kesimden. Şimdi Sayın Başkan, DEM Partisi Türkiye genelinde bir politika arayışında büyük olasılıkla pek çok yerde aday çıkaracak. Fakat bazı yerlerde kim aday olsun kim olmasın diye kendi içlerinde de tartışıyorlar. Mersin'de durum nedir efendim? Mersin'de şu anda Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Yeniden Refah Partisi'nin adayı belli. DEM'in, İYİ Parti'nin ve aday çıkarmayı düşünen diğer siyasi partilerin henüz bir açıklamasını duymadım. Sadece
Türkiye İşçi Partisi aday çıkarmayacağını. Çıkarmayacak. Çıkarmayacak. Desteğini açıkladı. Size. Tabii ki. Onun dışında şu ana kadar farklı bir gelişme ben duymadım. Ama zaten Türkiye genelinde... Ne bekliyorsunuz? Çıkarmaları, çıkarmamaları... Mesela İyi Parti orada belirleyici. Şu ana kadar çıkarmadı İyi Parti. Şimdi şöyle tabii ki demin... Çok özür. İyi Parti'yi bir kapatırsak önce şunun için efendim. Şimdi ben sizin Meral Akşener'le de çok böyle karşılıklı saygıya dayalı, güvene dayalı bir ilişkiniz olduğunu biliyorum. O ittifak döneminde de çok görüşüyordunuz. O da size, siz de ona böyle. Lokal dengeler önemli. Ben hep ona bakarım. Hı-hı. Şimdi bu bir genel seçim değil. Adaya bakılır. Yani adaya böyle parti tut, böyle takım tutar gibi parti tutulmaz. Tabii. Fakat İyi Parti'nin oradaki durumu önemli. Yani sizinle İyi Parti'nin lokal yöneticileri arasında da iyi bir ilişki vardı. Doğru hatırlıyor muyum? Bir kere zaten genel bir ittifak şansı ortadan kalktı. Ben bunu arzu etmezdim. Yani zorlamak lazımdı. Bir arada seçime gitmenin şartlarını oluşturmak lazımdı. Onu şimdi tartışmaya açmak istemiyorum. Yerel bir işbirliği de söz konusu olabilirdi. Evet. Hani belki ne bileyim Mersin için söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda partiler aday çıkarabilirdi. Ama bazı ilçelerde hani benim partimin kazanma şansı yok. Ama bir olursak kazanabiliyoruz. Ya da tam tersi. Güç birliği yapabilirdiniz. Güç birliği olabilirdi. Bazı yerlerde onlar da kazançlı çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi'de ya da diğer ittifak ortakları, Büyük İttifak'ın dağılmadan önceki. Bu şans şu anda yitirildi maalesef. Üzülerek ifade edeyim. Siyaset strateji işidir. Yani kendinize güveneceksiniz, iddia ortaya koyacaksınız. Matematik hesabınız da kuvvetli olacak ama her zaman matematik hesabınız doğru çıkmayabilir. Yani şartları zorlayacaksınız. Ama öyle derler ya, siyasette 2 artı 2 her zaman 4 değildir. Bazen 3'tür, bazen de 7'dir. Tabii ki. Tabii ki. Ona göre bir strateji ortaya koyacaksınız. Mersin özelinde de demin adayı çıkarıp çıkarmayacağı konusunda henüz kesin bir açıklaması yok. Ama bu çok klasik bir retorik olarak almayın lütfen. Az önce de söyledim. Mersin'in en geniş kitlelere sahip partisi Hizmet Partisi belediyecilikte. Ben Hizmet Partisi çatısı altında temelde ideolojik olarak hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi siyasi partiye genel seçimlerde oy veriyor olursa olsun, o ittifakı Hizmet Partisi çatısı altında sağlayacağım. Bunu göstereceğiz. Bu konuda çok iddialıyım. Bugün program tarihini atın. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bunu söyledi deyin. 8 Şubat 2024. Sandıklar açıldığında, önceki seçimlerde hangi partilere oy çıkmış, bu seçimde Vahap Seçer'e ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy çıkmış mı, ona bir bakmak lazım. Hakikaten insana dokunmak, ayrım yapmadan, burası çok önemli. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermek, gerçek anlamda belediyecilik yapmak, gerçek anlamda. Siyasal bir figür olabilirsiniz, ideolojiniz olabilir, görüşünüz olabilir. Ama belediyeciliğinizde bunu ortadan kaldırmış, herkese dokunmuş bir insan olarak herkesten oy alınabileceğini 2024 31 Mart seçimlerinde ben Türkiye'ye Mersin'den ispat edeceğim. Ben o gün bakacağım. Kesinlikle. Burada. Bu konuda çok iddialıyım. Şimdi benim bir tahminim var gözlemlerime dayalı ama burada bunu söylemeyeyim. Hani tarafsızlığımı bozmak istemem bu bağlamda ama şimdi Canan Gül'den bir mesaj var. Biliyorsunuz bizim programımız aynı zamanda sohbete dayalı, etkileşime açık bir program. Sevgili İsmail kardeşim, size ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer Başkan'a selamlar. Başkanın destekleriyle Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı kadın ve çocuklar için muhteşem çalışıyor. Depremden göç edenler için mor yerleşkelerimizden birini Mersin'de Karaduvar'da açtık ve hizmet veriyor. Eşitlik yerelden başlar. Vahap Seçer bize ve Türkiye bunu gösteriyor. Başkana da teşekkür, size de teşekkür diyor. Kadın ben konusu. Teşekkür ederim ben de. Canan şimdi Hanım. Kadın konusu ama şunu ifade etmek istiyorum. Bakın sizin partiniz de dahil olmak üzere Sayın Seçer. İktidar da öyle, hepsi öyle. Bu kadın meselesini çözemediler daha. Yani bu benim içimde bir yaradır. Bilmem katılır mısınız? Katılıyorum. Katılıyorsunuz. Her alanda sorun yaşıyor kadınlar. Özellikle bizler siyasetçiyiz.
çok daha fazla temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Parlamentoda da, yani, belediye başkanlığında da, meclis üyeliklerinde de, bizim çalışma alanlarımızda. Yani burada Halk TV stüdyolarında. Bizi biliyorsun bak Sayın Başkan. Ekibi tanıyorsunuz. Bizde bak, de. Şöyle bir bakın. Ekibin evet. Yarısı kadındır bizde. Evet. Yani haber merkezimizde. Gerçekten öyle. Bizde de göreve geldiğimiz günden bugüne kadar %17 civarıydı kadın çalışanımızın oranı. Toplam çalışanlarda şu anda %25'lere çıkardık. Bu da fena bir rakam değil. Yani 5 yılda %8 artış. Ve her kademeden kadın. Yani sokağı temizleyen kadın çalışanımız da var. Çiçekleri budayan, ağaçları budayan, bakımını yapan da var. Ama şube müdürü de var. Daire başkanı da var. Ya da genel müdür pozisyonda ya da yardımcısı pozisyonda çalışan kadınlarımız da var. Otobüs şoförü var. Marangoz var. Bunlar çok önemli. Bir soru daha. Her kademede. Bir tarama geçmek istiyorum. Bakın. Güven, bu arada depremzedelere sözlerimi yerine getirmek istiyorum. Bir esnafımızın elektrik faturası vardı, yanıma geldi. Onu bir hazırlarsan. Bu arada Diyarbakır'dan Süleyman İskenderoğlu. O da bir ziraat odası başkanı, diyor ki gözümle gördüm. Mersin'i Mersin yapmış. Sahil şeridi tertemiz. Kent bütünüyle bakımlı. Ama hazır bu fırsatta sizin yanınızdayken Mersin'deki çiftçi ve tarım konusundaki projelerini merak ediyorum diyor. Anlatır mısınız? Tabii ki. Şu anda mevcutlar var. Gelecek dönem yapacaklarımız var. 4 yılda 125 milyon TL tarıma destek verdik. Bugünün parası 125 milyon değil. 5 yılın ortalaması. Yani ben göreve geldiğimde 5.7 TL'ydi dolar kuru. Şimdi 30 liraya geçti. O 125 milyonu ona göre tabii. Yukarı. Şu anda 2024 destek bütçemizi 119 milyon yaptık. Yani neredeyse 4 yılda yaptığımız desteği biz sadece 2024'te bu aynı yapacağız. Yardım efendim. Buna ya, direkt destek, aynı nakdi. Örneğin hayvancılık projemiz evet. Var. Bakın buradan da söylüyorum. Bakanlığa model olabilecek bir proje. Bunu her konuşmamda söylüyorum. Nedir o? Biz 4 yılda her yıl 60 aileye, şu ana kadar 4 yıl geçti, 5. yıl projeksiyonu yapılıyor, uygulanıyor. Her 240 aile toplamda işletme sahibi oldu. Her birine 25 damızlık hayvan verdik. Yörükler var biliyorsunuz. Evet. Kıl keçisi yetiştirir orada. Onun yetiştiriciliğini yapar. Bakın damızlık hayvan. Kasaplık hayvan değil. Popülasyon gelişsin diye. 25 hayvan. Baba oğula vermez. Ve bunun 121'i kadın üretici. 240'ın 100, yani %50'si kadın üretici. Bunlar bizden alıyor hayvanı. İşletmeyi kuruyoruz ama gözümüz üzerlerinde gidiyoruz. Denetim. Tabii gözetim, canım zor teknistler gidiyor. Veteriner, hekimler odasıyla anlaşmamız var. Gönüllü olarak Sayın yapıyorlar. Başkan, aklıma geldi. Bir zaman Mersin'de görmüştüm. Kaz veriyordunuz. Kaz. Yine tabii kadın ki. Tabii, kadın üreticilerine ya da normal üreticiler, bölgesel olarak. Şimdi Toros Dağları'nda küçük baş hayvan var. Keçi üreticileri var. Bunlar bir yıl yemini bizden alıyor. Veteriner hizmetlerini o da bize katkı yapıyor. Teşekkür ediyoruz. İlaçlarını, aşılarını, her şeylerini bizden alıyor. Bir lira bedel ödemiyorlar. Bir yıl geçiyor, artık yemlerini kendi alıyor. Ve yeni doğurduğu, hayvanların doğurduğu yavrularından 25 hayvan bize veriyor. 2 yıl içerisinde. Ve biz dönüyoruz, başka bir aileye veriyoruz. Bu çark böyle dönüyor. Bakın, ilk yıl, ikinci yıl 1500 her yıl hayvan dağıtıyoruz. Biz bedelini ödedik. Şimdi artık para ödemiyoruz hayvana. Verdiğimiz çiftliklerden geliyor. Ödünç almıştı bizden. Veriyor. Çark böyle dönüyor. Diğer bir aile. Bu yıl 300 aileye erişmiş olacağız. Gelecek yıl 360. Böyle gidecek 420, 480. Binlerce aileyi hayvancılık işletmesi haline getireceğiz. Ve gayet güzel sürüyor. Her konuda. Sadece belediyecilikte değil. Devlette de. Kaynak ısrafı çok geniş, çok büyük bir boyutta. İsraf çok büyük bir boyutta. Bu projeleri yapmak mesele değil. Uygulamayı başlatırsınız. Bunun sürdürülebilirliği önemli. Takip edebiliyor musunuz? Sonuç alabiliyor musunuz? Toplumsal faydasını. Biz bunları gözetiyoruz. Onun için
bakanlığa örnek olacak bir proje diyoruz. Fide fidan desteği yapıyoruz. Bedava vermiyoruz. %50 hibe. Neden? Bedava verdin mi değeri olmaz. Öyle. Kaldırır atar. Öyle. Ama para verdin mi başka. Anamur, avokado, pasiflora, bunlar tropikal meyveler. Ya da ejder meyvesi. Lavanta fidesi. Her şey. Şimdi gelecek yıl, gelecek dönem, gelecek 5 yıl içerisinde arkadaşlar çalışmaları bitiriyor. Burası çok önemli. İsmail Bey, evet. Sayın Kılıçdaroğlu hatırlayın. Urfa'da bir konuşma yapmıştı. Günlerce bu tartışıldı. Elektrik diyordu. Belediyeyi bize verin. Size elektriği bedava sağlayacağız diye. O şunu kastetmişti. GES'ler kurarak üreticilerin elektrik enerjisini bedava elde etmelerini sağlayacağız. Şimdi bizim bir projemiz var. Bizim orada en büyük sorun üreticilerin özellikle elektrik motorlarıyla, motopomplarla sulama yapıyorlar. Onların elektrik giderleri çok fazla. Sulama birliklerinin onlara güneş enerji panelleriyle elektrik enerjisi üretmesini sağlayacağız. Bunun projeleri bitti tabii ki. Belli bir kısmını biz sağlayacağız, belli bir kısmını onlardan alacağız. Çiftçilerle beraber GES üzerine güzel projelerimiz olacak. Şimdi bakın, Süleyman İskenderoğlu teşekkür ediyor. Bir hocamızdan, Başkent Üniversitesi'nden bir mesaj geldi. Doktor Levent Çolak'tan. Sayın Başkan'a ileteceğiz diyor. 5 yıldır tüm Türkiye'de evlerinde el emeği üreten kadınlara yönelik el ele ekonomik özgürlüğe temasıyla Başkent Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü'nde devam eden girişimcilik eğitimi veren bir proje varmış kadınlarla ilgili. Size ileteceklermiş efendim. Tabii ki, bizim mesajı evimiz atmış. Atölye projemiz var. Benzeşiyor. Benzeşiyor. Tabii ki. Şimdi bir habere evde gidelim. Evde oyuncak üretimi. Şimdi bakın, elektrik faturası. O hem Adıyaman'da hem de Malatya'daki depremzede yurttaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz yayınlardan sonra da daha süremiz bitmişti aslında ama söylenecek çok söz vardı. Bir yurttaş bana getirdi. Bak İsmail dedi. Nedir bu? Bu dedi, ben bir depremzedeyim. Elektrik faturası dedi. 6 Şubat günü gelen elektrik faturam. Ne kadar? 3400 lira. Konteyner. Konteyner. Kendi imkanlarımla temin ettiğim konteyner. Gelen fatura. Siz ne yapıyorsunuz ki? Elektrik santrali mi var? Hayır. Isınma yağlı radyatör. Allah Allah. Talebiniz? Hani devletten olacaktı faturalar. Ben ödüyorum. Nasıl ödeyeceksiniz bunu? Bilmiyorum. O bölgede yaptığım bu çekimleri, kendi cep telefonumla yaptığım bu çekimleri sizlere ilerleyen bölümlerde de bundan sonra da aktaracağım efendim. Şimdi bakın, bugün tanıtacağım kitaplardan bir tanesi de bu. Sivas'ın Cumhuriyet albümü, 100 yılın fotoğrafik seyri. Sivas biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde kurtuluş mücadelesinde en önemli kentlerimizden bir tanesidir. Hani atamızın Samsun'a çıkması. Bu kitabı bitirdiğimi söylemiştim. İçinden çok çarpıcı iki anekdotu sizlerle paylaşacağım. Profesör Doktor Hikmet Özdemir'in kitabından atamızın Samsun'a çıkışı. Oradan Sivas Kongresi. İşte Amasya Tamimi ile başlayacağız. Önce hatta Havza'dan başlayacağız. Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Ama öyledir. Milli mücadele kolay değil. Biraz sonra tarihi anekdotları size aktaracağım. Şimdi Sayın Başkan, şimdi biz İstanbul'da da görüyoruz, İzmir'de, başka kentlerimizde de. Maalesef kentlerimizin denizleri temiz değil. Mersin'in denizi ve temizliği nasıl? Kısmen. Çok büyük şikayet var. Bizim kentimiz liman kenti. Evet. Bizim de bakanlığın belli koordinatlarda denetim yetkimiz var. Biz 5 yılda belki de Türkiye'nin en keskin bu konuda ceza yazan belediyesiyiz. Kendi sorumluluk alanlarımızda bunların cezaları da çok yüksek. Bedeli de ödemezseniz gemi hareket etmiyor. Ama bu yeterli değil. 320 kilometre uçlusu sahilimiz var bizim. Teknelerden atılan çöpler, denizin uzak noktalarında seyahat eden gemilerin bıraktığı çöpler sahile vuruyor. Tabii ki bunlar önemli. Derelerden vatandaşımızın da burada sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor. Eğer yazlık yerlerdeki, Mersin'de çok sayıda yazlık siteler evet, var. Evet. Siz çörü çöpü getirir orada dereye bırakırsanız, kovaları oraya boşaltırsanız su alıyor, götürüyor denize. Sonra balıklar onları parçalıyor, mikroplastikler vesaire. Birçok kirlilik ölür. Diğer taraftan da kanalizasyon.
Evet. Çok büyük sorun. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi son 5 yıldır muazzam bir iş yaptı. Şu anda 156 milyon avro finansmanımız hazır. Hazır diyorum. Yani net atık konuşuyorum. Atık temizleme. İşte ona geleceğim. AFD'den, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan, IFC'den, EBRD'den, bunlar Avrupa evet. finans kurumları, kuruluşları. Bunlardan İller Bankası koordinasyonunda biz hibeler aldık. Hatırlayacağınız gibi 400 bin vatandaş geldi diye çok bağırdım. Evet. Biraz buraya evet. bakın. Evet. İşte onun yansımaları. Ha, ses bakın, duyuldu. Tabii ki EBRD 1,5 milyar euro deprem bölgesine hibe paketi ayırdı. İBRD yetkilileri Mersin'e de geldi. Biz davet ettik. Evet burada yıkım olmadı ama gelin görün dedik. Geldiler. Göç aldı çünkü Suriyelisi bir daha geldiler. Var. Bürokratlar toplandı. Benden toplantılar izah ettim ve anlayışla karşıladılar. İşte bu deprem paketinden İller Bankası'yla da zaten kendileri görüşerek bir miktar paranın Mersin'e altyapı, içme suyu, Pamukluk Barajı arıtma. Bir süre sonra Mersin'in suyu. Hemen şurada antiparantez belirteyim. Bir yaygara var. Geçen gün bir tweet atmış. Böyle tweet hesapları vardır. Asparagas haberler yani. İnsanlar da inanır. Troller Mersin var. Türkiye'de su fiyatlarında ikinci sıradaymış. Kuyruklu yalan. Kocaman bir yalan. Hiç alakası yok. Biz zaten maliyet hesabı yaparken, su fiyatı belirlerken maliyet hesabını yaparız. Kanunla bellidir. Ve bizim suyumuz maliyetlidir. Biz suyu Mersin merkeze %85'ine bakın Mersin merkezin %85'ine Tarsus Berdan Havzası'ndan elektrik enerjisi marifetiyle basıyoruz. Ya onun maliyeti var. Tabii canım. 1 milyardan fazla ben elektrik bedeli ödüyorum. Şimdi bak, bir dakika. Şimdi şu katı atık arıtma testi bakın bu bizim halkımız sadece makyaja bakmasın. Şimdi biz yeri geliyor İmamoğlu'nu da eleştiriyoruz ama bir şey söyleyeceğim. Bakın o Balta Limanı'nda dünya çapında bir katı atık arıtma tesisi yaptı İmamoğlu. Olağanüstü önemsiyorum. Denizimizin temiz tutulması için. Aynen. Bunları görmüyorlar. İşte bu para içinde. Onu mu yapıyorsunuz? Tabii onu yapıyorum. Bu önemli diye girdim. Tamam önemli. Bu 156 milyon avronun içinde 156 milyon avro 156 milyon avronun içerisinde evet. 56 milyonu Pamukluk Barajı'nın işte bu içme suyu arıtma tesisinin hibesi. Tamam. Artık Mersin merkeze Pamukluk Barajı'ndan cazibeyle su gelecek. Daha ucuz olacak su. Güzel. Elektrik parası ödemekten kurtulacağız. Anamur'dan Tarsus'a kadar, doğu ucundan batı ucuna kadar kanalizasyon, arıtma, derin deşarj. Bütün bu projeksiyonlara, projelere finansman hazır. İhalelere de. Bu katı atık arıtma tesisi nereye yapacaksınız? Belli mi yeri filan? Birçok yer var. Bakın Yeşilovacık var. Kanalizasyon arıtma. Silifke ikinci etap var. Atayurt, Atakent, Arkum. Yine Silifke. Hep bunlar tarihi bölgeler. Turistik bölgeler. Kız Kalesi'ni biliyorsunuz. Evet. O bölgeler. Oradan bu tarafa doğru Mersin merkeze doğru gelin. Mersin merkezin ikinci etap arıtması. Tarsus İkinci etap arıtması. Birçok noktada artık arıtma tesisleri yapılacak ve bunu 3 yılda bitiririz. Tamamını 3 yılda bitiririz. 5 yıl sonuna kalmaz. Artık denize kanalizasyon, sitelerden, oradan, buradan kirli su denizi kirletecek. Peki. Herhangi bir su şimdi akmayacak. Bir 10 dakikanız daha var mı efendim? Var tabii ki. Çünkü çok soru geliyor. Sorulardan da biraz yola çıkarak. Bir de partinizle ilgili genel siyasi soru da soracağım. Çünkü siz aynı zamanda parlamentersiniz. Şimdi bakın efendim, bugün Soner Yalçın tam da bizim bugünkü etiketimizdeki gibi bir yazı yazmış. Şöyle bir göstermek istiyorum. Güven, o bekleyeni sonra da verebilirsin. Acelesi yok, bunu bir anlatmak istiyorum. Şimdi hazır eski bir parlamenter olunca Vahap Seçer'e bunu da sormak istiyorum. Bakınız efendim, CHP farkında mı diyor? Esasen siyasetin halk için yapıldığını, halkın dinlenmesi gerektiğini, aday belirleme süreçlerinde halkın taleplerinin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ben bunu çok önemsedim Soner Yalçın'ın bu yazısını. Bu yazıdan yola çıkarak hem bunu söylememde bir beis yok.
başarılı bir belediye başkanı. Yani onu söyleyeyim, benim hassasiyetle takip ettiğim konuları iyi takip eden bir isim. Dolayısıyla hem bir başarılı belediye başkanı hem bir parlamenter tecrübesi olduğu için sizinle biraz bunları da konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'yi de konuşmak isterim Mersin'den yola çıkarak. Bu arada efendim Antalya'dan Burçin Yeşiltepe diyor ki gerçekten ilgiyle izledik ama bugün benim günümü gün yapar mısınız diyor. Bugün benim doğum günüm. Vay, o da 48 yaşına girmiş diyor. Burçin Yeşiltepe. Aa dur. Burçin Hanım hatırlat. Benim can kardeşim Ömer Yücel'in de doğum günü. Daha doğrusu dün doğum günüydü. Bugün Ömer Yücel kardeşimin de yeni yaşanın ilk günü. Hepinize doğum günü olan olmayan herkese en içten duygularımla esenlik dileklerde bulunmak istiyorum. Kısa bir reklam molasından sonra sizlerden gelen soruları yönelteceğim. Ve genel merkezin de işte genel siyasi yaklaşımlarını da bir parça yorumlayacağımız Vahap Seçer'le sohbete devam edeceğiz. Memnuniyet nedir? Memnuniyet, yepyeni yollarda ilerlemektir. Ulaşabilmektir. En uzak yere bile rahatça. Yepyeni otobüslerle ya da vardığın yerde park yeri bulacak olmanın rahatlığıyla. Trafikte sıkışmadan hedefe güvenle varmaktır hatta. Yepyeni bulvarlar, caddeler, sokaklar görmektir. Ya da rahatça yürümektir geniş kaldırımlarda. Sıcağın ortasında suya kavuşmak, tertemiz suyu içmektir kana kana. Akan suyun bir damlasının bile ziyan olmayacağını bilmektir. Korkmadan yaşayabilmektir yağmurun bereketine. Tarlaya atılan bir tohum, toprakta yeşeren berekettir memnuniyet. Emeği suyla buluşturmanın huzurudur. Kazanç kapısı açıldığını görmek, aradığın desteği bulmaktır. Giderlerinin azalması, gelirlerinin artmasıdır. Beslenmesidir büyüttüğün canların. Memnuniyet, yardıma ihtiyacın olduğunda aradığını kapında bulacağını bilmektir. Bir ekmek parasından daha ucuza 3 çeşit sıcak yemek yiyebilmektir. Derdinle dertlenen, seni düşünen birilerinin olduğunu görmektir memnuniyet. Hastan olduğunda açılan kapıdır, serilen yataktır, dermandır. Memnuniyet, bir ilkokul çocuğunun ders arasında sağlıkla beslenmesidir. Çantadaki kalemin, silginin, defterin eksiksiz olmasının mutluluğudur. Gelecek hayallerine giden yolda bilgiyle hız kazanmaktır. Ne zaman istersen ders çalışabileceğin ferah ortamlar bulmaktır. Bazen giyecek tertemiz bir çamaşır, bazen kalacak sıcacık, huzurlu bir oda, bazen de Türkiye'nin en uygun fiyatlı otobüs yolculuğunu yapabilmektir. Kadının kolunda altın bileziktir memnuniyet. Alın teridir, emektir. İş sahibi olup ele bakmamak, güç kazanmak, el emeğinin helal kazanca dönüştüğünü görmek, çocuğunun sağlığının o daha doğmadan düşünüldüğünü bilmektir. Kent enerjisini doruklarda yaşamaktır memnuniyet. Dostlukla mücadele etmek, dünyayı ağırlamak. Her mevsim cap canlı, rengarenk bir kentte bir sonraki gün için heyecanlanmak. Sadece kent merkezinde değil, en uzak yerlerde bile eğlenceye ortak olmak. Sahil boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarmak, tertemiz ortamlarda manzaraya dalmaktır. Bizim içinse memnuniyet, hiç kimseyi, hiçbir yeri ayırmadan eşitçe, halk için hakça çalışmak. Hep o mutlu yüzleri görmenin aşkıyla gece gündüz, yaz kış, Anamur'dan Çamlı Yayla'ya kadar tüm Mersin'e hizmet etmek. Bizim için asıl memnuniyet, sizin memnuniyetinizi bilmek. Çalışmaya devam. Memnuniyetle.
Memnuniyetle Genç. Mersin'de gençliğe özgürlük, eğlence, nitelikli eğitim fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Çamaşır kafeler. LGS hazırlık kurs merkezleri. Üniversite hazırlık destekleme kurs merkezleri. Lisans ve ön lisans eğitim yardımları. Öğrenci yurtları. Otobüs ücretleri. Mercek Meslek Edindirme Kurs Merkezleri. Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi. Yeni Nesil Kütüphaneler. Kültür ve Sanat Etkinlikleri. Deniz Kızı Kafeler'de öğrencilere part-time iş imkanı. İlerlemek isteyen her öğrenciye karşı destekleri sonsuz. Büyükşehir'in dershanesi sayesinde başarı elde etti. Tüm öğrencilerle ilgilendiler. Gençler çok güzel düşünülmüş, çok detaylı düşünülmüş. Belediye teşekkür ediyoruz böyle etkinliklerden dolayı. Bize çok destek oldular. Gerçekten çok memnunuz. Mersinli aldığı hizmetten, Büyükşehir hizmet etmekten çok memnun. Memnuniyetle Mersin. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Memnuniyet nedir? Memnuniyet, yepyeni yollarda ilerlemektir. Ulaşabilmektir. En uzak yere bile rahatça. Yepyeni otobüslerle ya da vardığın yerde park yeri bulacak olmanın rahatlığıyla. Trafikte sıkışmadan, hedefe güvenle varmaktır hatta. Yepyeni bulvarlar, caddeler, sokaklar görmektir. Ya da rahatça yürümektir geniş kaldırımlarda. Sıcağın ortasında suya kavuşmak, tertemiz suyu içmektir kana kana. Akan suyun bir damlasının bile ziyan olmayacağını bilmektir. Korkmadan yaşayabilmektir yağmurun bereketine. Tarlaya atılan bir tohum, toprakta yeşeren berekettir memnuniyet. Emeği suyla buluşturmanın huzurudur. Kazanç kapısı açıldığını görmek, aradığın desteği bulmaktır. Giderlerinin azalması, gelirlerinin artmasıdır. Beslenmesidir büyüttüğün canların. Memnuniyet, yardıma ihtiyacın olduğunda aradığını kapında bulacağını bilmektir. Hoş geldiniz. 8 Şubat 2024 günlerden Perşembe. Halk TV'desiniz. İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda. Halkla inat olmaz dedik bu sabah. Deprem bölgesinden, Adıyaman'dan, Malatya'dan haberlerimiz. Vatandaşımızın yayın sonrasında da bize aktardığı konular ve onları sizlerle paylaşıyoruz. Ekonomi, dün Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar, paylaştığı grafikler, yaptığı karşılaştırmalar ışığında ekonomiye ilişkin, geçime ilişkin manşetler ve siyasetteki tartışmalar, Başak Demirtaş konusu, Demirtaş ve bütün oradaki parametrelerde anlaşmaya varamadılar ve Demirtaş'ın adaylığı rafa kalktı. Bunun dışında Lütfi Savaş konusu var, CHP yönetiminin şu anda üzerinde çalıştığı bir konu. Dur Vahap Seçer'e bunu sorayım. Başkan günaydın bir kere daha. Günaydın. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Çok sayıda soru geldi, onları da irdeleyeceğim. Aklıma iyi geldi ha, Vahap Seçer'e de sorayım Lütfü Savaş konusunu. CHP bazı il ve ilçelerdeki karmaşık hale gelen dengeler ve denklemlerden sonra en uygun adayı seçme, bazı adayları yeniden değerlendirmek için zaman kazanıyor. Yarın yapacakları partisinin yetkili kurul toplantılarını 18'e erteledi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Özet hazır mı arkadaşlar? Özetle başlayalım. Çocuklarım var. Kaç tane?
4. Sizin? Evet. 4 tane dört çocuğunuz. Tane. Ne isimleri? Bir tane Çapa, Zuhal Şahin. Bir tane Rukiye Şahin, 6. sınıf. Bir tane 2. sınıf Arife Şahin. Bir de Nihal Şahin mezun oldu 2 senedir. Bu çocuğunuz ne tane, isimleri? Bir tane Çapa, Zuhal Şahin. Bir tane Rukiye Şahin, 6. sınıf. Bir tane 2. sınıf Arife Şahin. Bir de Nihal Şahin mezun oldu 2 senedir. Bu çocuğa görev vermiyor bu hükümet. Şey... Burası deprem bölgesi Malatya. Her birinin farklı bir hikayesi var. Onlardan biri 4 kızı da tıp fakültesinden olan bir baba. Kızlarından biri mezun. Ancak göreve bir türlü başlayamadı. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Benim çocuğum 3 senedir mezun olmuş, görev almıyor. Ne sebebi? Ataması yapılıyor, güvenlik soruşturması gelmiyor. Burada uzmanlık kazanıyor, güvenlik soruşturması gelmiyor. Mahkeme veriyor, mahkemeyi kazanıyor. Dava istinata gidiyor, istinata dava bekliyor. Ben çiftçiyim, Malatya'nın en yüksek köyündeyim. Kurşunlu Dağı'ndan. Bak evim yıkılmış, evim şu anda kendi yıkıldı diye rapor vermişler. Yani biz bu memlekette niye soğutuyor bu hükümet bizi? Benim çocuğum biri gitmiş İsviçre'de. Bu çocuklar da diyor biz gideceğiz. Niye bu memlekette çalışmasınlar? Tam bir yıl geçti. Yaralar hala sarılamadı. Barınma hala büyük bir sorun. Bir yıldır konteynerde yaşıyoruz. Tabii. Siz? Buna konteyner verilmiş. Benim kirada oturayım. Ev sahibi geldi. Ben İstanbul'dan geldi. Beni çıkar diyor. Şimdi bana bir konteyner bile vermediler. Bir tane çadır verdiler. Çadır bana lazım değil. Bana konteyner lazım. Tayyip Erdoğan geldi ne dedi? Biz vatandaşlarımızın eşya paralarını vereceğiz dediler. Bizim eşya paralarımız verilmedi. 150'ye yakın evimiz yıkıldı. Daha şu anda da dedim, demin de söyledim, tespit yapılmadı. Konutların yapılacağı yere 300 metre ilerisinde yeniden gelmiş bir taş ocağı kurulmaya çalışılıyor. Bu taş ocağı kurulmasını biz istemiyoruz. Lütfen bunu gündemde tutun. Tam nerede? Nerede bu? Doğanşehir Dedeyazı köyünde. İsmail Küçükkaya'nın deprem bölgesinden özel izlenimleri, özel görüntüleriyle yeni bir sabahta. Yerel seçim için adaylar artık sahada. Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul adayı olacak mı olmayacak mı? Merak edilen bu soru yanıt buldu. Demirtaş aday değilim dedi. CHP adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak. Hatay'da protesto edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Savaş adaylıktan çekecek mi sorusuna yanıt aranırken Savaş kamera karşısına geçti, devam dedi. Bana karşı bir kumpas vardır, niçin yapıldığını da biliyoruz. Kovmayacağım, silmeyeceğim, yırmayacağım. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Türk'ün 18 günlük uzayla imtihanı sona erdi. Alper Gezeralcı uzay istasyonundan ayrıldı. Dünyaya dönüş yolunda. Detaylar ve çok daha fazlası İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta. Halkla inat olmaz dediğimiz bu özel sabahta tabii Gaziantep'e 8 ve 9'da söylediğimiz gibi Gaziantep'imize gazilik ünvanının verilmesi. Atamızın Gaziantep'e gittiğiniz zaman oralarda görürsünüz. Atamızın hüviyeti vardır orada. Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğuna dair. Dolayısıyla bugün başta Celal Çayırlı Kirvem olmak üzere Gaziantep'te yaşayan bütün memleketseverlere bu özel günde Antep'e gazilik ünvanının verildiği bu özel günde hepsine selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. Çok çarpıcı bir mesaj geldi Almanya'dan. Bakın Vahap Seçer'e bir soru soracağım da. Diyor ki sevgili kardeşim günaydın. Konuğunuz Almanya'dan izliyorlar YouTube'dan. Konuğunuz Vahap Bey'e selamlar, sevgiler. Ortak arkadaşımız olan Levent Doğru Er'den bilgilenerek kendisini ve hizmetlerini yakından takip edip takdir ediyorum. Ayrım yapmama konusundaki olağanüstü itinalı tutumu apaçık ortadadır diyor. Başta Akdeniz ilçesi olmak üzere insanlarımız kendisinden çok memnundur diyor. Kürt kökenli bir arkadaşımızın yolladığı bir mesaj. Şimdi Sayın Başkan. Dur Soner Yalçın'dan yola çıkarak sorayım. Şimdi diyor ki siyaset kim için yapılır? Halk için. Halk için. Değil mi?
Halkla inat olur mu? Olmaz. Halk ne diyorsa o bizim başımızın üstündedir. Kabaca bu. Yazıdan biraz özet yaptım. Şimdi burada tabii yazının genel bakışının ötesinde Soner Yalçın Lütfi Savaş konusuna da değiniyor. Evet. Şimdi bu tam olarak bizim içinden çıkabildiğimiz bir durum değil. Onu söyleyeyim. Dün Nihal Kemaloğlu da bana sordu Ankara'dan. Ne diyorsun dedi. Ya dedim ki bak 3-4 ayrı parametre var. Bir, partisi onu adaylaştırmış. İki, anketlerde önde çıktığı söyleniyor. Üç, peki burada bu sizin partinizin teşkilatları mesela size sormuyorlar. Mesela sistem şöyle çalışır. Bakın ben Kılıçdaroğlu'nda bunu böyle gördüm. Şimdi mesela Mersin'de ilçeleri seçeceksiniz değil mi? Ya da diyelim Adana'da ilçeleri seçeceksiniz. Genel merkez sorar der ki ya sizin orada büyük şehriniz var. Zeydan Başkan der kimi yapalım? Nasıl elde kağıt kalem yapılır? İşte şurada Kürtler var, burada Araplar var, burada şu var, burada muhafazakar. Bin tane denklem. Erdoğan böyle yapıyor. Sonra ama dedim bilemiyorum. Hep söyleyenler farklı şeyler söylüyor. Başka türlü kazanamazdık, başka türlü kazanamayız da diyorlar. Bunlar bizim bilemediğimiz konular. Siz biliyor musunuz efendim? Bu Lütfi Savaş konusu nedir? Lütfi Bey deneyimli bir belediye başkanı. Üçüncü dönemini tamamlıyor. İkisi büyük şehirde. Daha önce Antakya Belediye Başkanı ve geniş kesimlerden oy alıyor. Farklı kesimlerden. Hatay da kısmen Mersin'e benzer. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmiyor. Seçilemezsiniz. Farklı kesimlerden de oy almanız lazım. Şimdi 15 yılını tamamlayan bir belediye başkanı mutlaka mazide iyi işler yapmış ki 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Hatay bu depremde en büyük hasarı gören, tahribatı gören, acıyı yaşayan bir şehrimiz. Ve Hatay, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Elbette ki bu büyük tahribat içerisinde belediye başkanı olarak Lütfü Bey de, belediye çalışanları da ki birçok belediye çalışanının ailesini kaybetti ya da belediye çalışanının hayatını kaybettiğini biliyorum. İkinci günü, depremin ikinci günü oraya giden bir belediye başkanı olarak gözlerimle gördüklerimi söylüyorum. 180 belediye çalışanı hayatını kaybetti. Tabii. Çok büyük bir hasar. Yani biz ikinci gün gittiğimizde Lütfü Bey, ailesi, bürokratlar gittiğimizde bizleri bekliyordu. Bir itfaiye biriminin olduğu yerde çökmüştü itfaiye araçları. Çöküntünün altında kalmıştı. Ben o tabloyu gözümün önüne getiriyorum. Şimdi gelelim bugüne. Hatay halkı üzgün, Hatay halkı acılı. Mersin'de de şu anda çok sayıda Hataylı evet, var. Biliyorum, çok gördüm. Sayıda. Çok tanıştım. İlk gelenler çok çok fazlaydı. Hı-hı. Bir kısmı geri döndü, bir kısmı başka noktalara gitti. Mutlaka bu acıdan, bu olumsuzluklardan Sayın Savaş da nasibini aldı bir yönetici olarak. Ama hükümet de var orta yerde duran işler. Hı-hı. Aksatılan işler, sonuç alınamayan işler, hala çözülemeyen bazen sorunlar orta yerde var. Duruyor. Şimdi bu iş eğer hükümet samimi olarak yerel yönetimle bir işbirliğiyle yapsa çok daha rahat çözülecek. Şimdi bütün bu travmalar, bütün bu tahribatlar, bütün bu salvalar Sayın Savaş'ın üzerinde yoğunlaştığı noktada iş başka bir boyuta gidiyor. Gelinen noktada Sayın Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımız başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi kendi yöntemlerine göre bir sistem oluşturmuş parti, kurullar oluşturmuş, aday belirleme yöntemi var. Ve bu yöntemlerle aday belirliyor. Anket yapıyor, kanaat önderlerine soruyor, bir başkasına soruyor, kendi yorumunu katıyor. Doğru yanlış, iyi kötü ben onu yorumlamıyorum, o ayrı bir şey. Ama bu sistem içerisinde Hatay'da Lütfü Savaş'la gitmenin doğru olduğunu görüyorsa bundan gidecektir. İki ileri bir geri olmaz. Yani kararsızlık en kötü karardan daha kötüdür. Karar net. Ama aday şey mıyız adayız devam edeceğiz. Bak güzel tecrübeli bir siyasetçi olarak bu açıklamanıza saygı duyuyorum. Fakat orada tabii acılı günümüzde yas gününde de bir protestolar oldu. Bunu nasıl tabii, yorumlamamız tabii. gerekir? Şimdi açıkçası o protestolar içerisinde değildim. Sadece ekranlarda gördünüz. Kare ekranlarda görmek olayın içini mahiyetini size aktarmayabilir. Ne oldu? Orada neden bu oldu? Bir provokasyon mu vardı? Gerçekten bir tepki miydi?
ne kadar boyutu, ne kadar fazlaydı ya da birkaç kişi gerçekten samimi olarak protesto etti de onu alevlendirecek müdahaleler mi oldu, ben bunları bilemem. Tabii ki ben de üzüldüm. Neticede benim bir anlamda hem arkadaşım, hem görevdaşım, hem partilim, belediye başkanım. Bu zor günlerde bizim birbirimize yardımcı olmamız lazım. Varsa bir yanlış, aday olması gerekmiyorsa bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta Sayın Genel Başkanı ve yetkili kurulları karar verecek. Hı. Benim burada televizyon ekranlarında bu konuya ilişkin bir yorum yapmam da doğru bir şey değil. Müspet ya da menfi. Hı. Bunlar doğru şeyler. Şu konuda değil. Yorum yapar mısınız peki? Ben bir şey lütfen, söyleyeceğim. Buyurun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lütfen. Aday belirlemeleriyle ilgili. Evet. Ben televizyon ekranlarında izliyorum. Örneğin Mersin. Evet. Vahap Seçer gecikti, Vahap Seçer öyle oldu, Vahap Seçer böyle oldu. Ben de isterdim. Nasıl Ankara, İstanbul, Bolu açıklandığı tarihlerde neden başarılı bilinen belediye başkanları açıklanmadı? Memnuniyet anketinden de saygı duyduk, bekledik. Ama o süreç içerisinde televizyon ekranlarında Mersin'in, Adana'nın, Aydın'ın, Hatay'ın, Antalya'nın tartışıldığı kadar, CHP tartışıldığı kadar, mevcut belediye başkanları tartışıldığı kadar Cumhur İttifakı'nın adayları tartışılmadı. Cumhur İttifakı tartışılmadı. Bir dakika, araya girebilir miyim? Oysa ki onlar da açıklamamıştı adayları. Partinizi eleştireceğim. Bir dakika. Bakın ben burada bunu ifade ettim. Ben Özgür Özel'in CHP'de umut olmasını ülkem için hepimiz önemseyen istiyorum. Birisiyim. Ama bir hata yaptılar bakın. Bunu söylüyorum. Bana söylediğim zaman da etrafından kızıyorlar. Önemli değil. Ben doğru düşündüğümü söylemedikten sonra burada durmanın bir anlamı yok ki. Şimdi bakın sizin partinizin en büyük politik başarısı nedir Vahap Bey? Bana söyler misiniz? Yani şu yakın döneme bir bakın. En büyük başarınız ne? 11 Büyükşehir Belediye Başkanı. Bak siz CHP, bakın Cumhuriyet Kur'an Parti'den bahsediyorum. Tabii yakın ki. Dönemin en büyük siyasal becerisi ve başarısı İstanbul gibi. Ya İstanbul'un alınması kolay mıdır? Değil tabii. Ankara, Mersin, Adana, ya Aydın. Alınmasından ziyade 5 yıl bunlar kendinden tamam. Bahsettirdi peki. Kamuoyunda. Şimdi sizin partinizin lideri. Cumhurbaşkanı adayı olarak 50'ye kadar geldiyse aslında alabilirdi bunu. Alabilirdi. Belediyeler sayesinde oldu bu. Ama sizin partinizin yönetimi bir hata yaptı bakın. Siyasal iletişim hatasıdır. İki tane belediye başkanı, bak ben Bolu'yu unutmuştum. Tanju Özcan'la birlikte açıklayıp geri kalan 8'ini yok biz anket yapıyoruz, yok temayül yoklaması yapıyoruz falan dediğiniz nokta sizin siyasal iletişim konusunda büyük bir strateji hatası yaptığınızdır. Bunu dostlar dost dosta söylesin. Ben söyleyeyim, bana da kızmasınlar. Şimdi ben partide çok görevlerde bulundum. Milletvekilliği de yaptım. Şu anda belediye başkanıyım. Partim için kendimin düşüncesiyle bir şey söylememe gerek yok. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, nokta. Tamam. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben bir belediye başkanıyım ama ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Bunun altını çizerek söylüyorum. Tamam. Herkesin belediye ama tamam ama bu çok önemli. Ben belediye başkanı. Bak şunu söyleyeyim. Şüphelenen mi var? Hayır, şüphelenen yok. Ben siyasal bir kimliğim. Ben ticaret odası başkanlığından, rektörlükten ya da çok maruf bir CEO'ydum, transfer oldum, belediye başkanı olmuş bir belediye başkanı değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi kimliği taşıyan İlçe başkanlığından milletvekiline kadar birçok görevde bulunmuş ideolojik bir siyasi figürüm. Ondan bahsediyorum. Ha, tamam. Benden daha iyi fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişmesini, büyümesini, Türkiye'de iktidar olmasını isteyecek vardır insanlar ama ben en az onlar kadar o ayardayım. Şimdi ben partimin büyümesini isterim. Sayın Özgür Özel'in, genel başkanımızın çok başarılı olmasını isterim. Bunu samimiyetimle, kalbimle isterim. Mutlaka yarışlar olur, parti içi mücadeleler olur, fikirler ayrı olur. Ama şu anda Sayın Özgür Özel bizim genel başkanımızdır. Nokta. Ben kendisiyle milletvekilliği de yaptım. Düz bir milletvekiliydi, genç bir milletvekiliydi, ben milletvekiliydim. Yerinde duramazdı. Gece, gündüz, o komisyon senin, bu komisyon benim. Çalışkan da bir milletvekiliydi. Grup başkan vekili oldu, basamakları yükseldi, genel başkan oldu. Bu saatten sonra hepimiz... Hangi görevde olmuş olursak olalım geçmişte, bugünde, dünde, yarında. Biz şu anda Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarıdan başarıya koşturmakla mükellefiz. Benim bu saatten sonra düşüneceğim o. İsmail Bey, artık seçim sattım haline girdik.
geriye dönük tartışmalar bizi yorar. Enerjimizi yorar. Bakın bitsin kolay bir süreç artık değil. Çok güveniyoruz değil mi Mersin'de kendimize? Çok güveniyoruz gerçekten. Çok iddialıyız. Evet. Çok ciddi de bir sonuç alacağız. Anlamlı bir sonuç alacağız. Bunu da iddia ediyorum ama işimizi ciddi yapıyoruz. Yine az uyuyoruz. Yine sabah erken kalkıyoruz. Yine hizmetlerimizi yapıyoruz. Kampanyayı en ciddi şekilde yapıyoruz. En mükemmel şekilde yapıyoruz. İşimizi ciddi yaptığımız sürece bileğimizi kimse bükemez. Biz bunu biliyoruz. Biz çalışıyoruz. Diyoruz ya memnuniyetle çalışıyoruz. Memnuniyetle çalışıyoruz. Ülkemiz için, partimiz için, insanlarımız için biz memnuniyetle çalışıyoruz. Bundan sonra buna odaklanmak lazım. Bizi yorar. Gerçekten geride kalan olaylar bizi yorar. Yaptıysak da yaptıklarımızla, günahımızla, sevaplarımızla bu seçim sattım halinde odaklanacağımız nokta başarı. Şimdi bakın Ferit Bey kardeşim bana Kemal Kılıçdaroğlu sorusu sormuş. Ben kurultaydan sonra kendisini ziyaret etmiş ve böyle 1,5 saat kadar sohbet etmiştim. Hani Özgür Özel'le yaptığı temasları, sohbetleri bana anlatmıştı. Siz bunu ekranlarda söylemeyin ama demişti. Ben ona sen artık genel başkansın, bizim genel başkanımızsın demiştim diyor Kılıçdaroğlu. Ve ona eski genel başkan, yeni genel başkana saygı içerisinde ama bir taraftan da bir abilik yapıyor ve nasihatlerde bulunuyordu. Hiç unutmuyorum. Bakın şimdi Ferit bunu sormuş da başka bir tartışma bağlamında. İsmail Bey dedi bana Kemal Bey. Özgür Özel başarılı olmalı. Böyle baktım böyle. Tabii ki. Özgür Özel başarılı olmak zorunda dedi. Ben ona dedi yardımcı olmak isterim dedi. Herkesin ona yardımcı olması lazım dedi. Yani CHP için değil, Türkiye demokrasi için. Bakın bunu ben... Sigorta diyoruz CHP, sigorta diyoruz. Öyle midir? Sigorta tabii mıdır? Tabii ki. Kurucu partisiniz. Her kim olursa olsun, en zor anlarında kime sığınıyorlar mevcut iktidar bile? Mustafa Kemal Atatürk'e sığınıyorlar. En fazla Mustafa Kemal Atatürk'ü ön plana çıkardıkları süreç 15 Temmuz sürecidir. Şimdi bu da bir realite. Türkiye'nin kurucu iradesi. Size son bir soru soracağım. Diyoruz ya fabrika ayarları. Evet. Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Nokta. Bu şimdi arkadaşlar iki habere gideceğim. Bir tanesi Malatya, bir depremzede. Oradan da Efkan Ala'ya gitmek istiyorum. O da Mardin'e gitmiş. Önce depremzedeye gidelim. Güven hazır mı o? Hazır. Şu kitap bakın size aktarayım. Ben geçtiğimiz yıl yaz aylarındaydı. Bölgeye gitmiştim. Bizim İz Gazete'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik vardı orada bakın. Yol arıyoruz diyor. Ve gazeteciler özellikle yerel medyaya destek verme çabamız orada da işte ete kemiğe bürünmüştü. Meslektaşlarımız orada yerel basının sorunlarını gündeme taşımışlardı. Bu kitaplaştırmış. Ümit Kartal'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunu da bana Melda Onur yollamış. Şehrin ve başkanın 5 yılı diyor İmamoğlu. İmamoğlu nasıl efendim? Gördünüz mü yakın zamanda? Gördüm. 3 gün önce çekimler için İstanbul'daydım pazartesi günü. Ne çekimi? Reklamla ilgili belediye başkanları. Bütün belediye başkanları. Genel nasıl başkanın, morali, keyfi, motivasyon? Sayın genel başkanın da olduğu genel merkezin bir çalışmasıydı. Biz de geldik kısa bir nerede çekim yaptık? Burada İstanbul'da. İstanbul'da yani burada bir bütün belediye başkanları. Tabii sonra bir sohbet etme imkanımız da oldu. Kendisi nasıl bir İmamoğlu? Programına da katıldım bir toplantısına. Gayet iyi, moral iyi. Tabii ki zorlu bir yarış. İstanbul. Çok rakipli. Tabii ki. İstanbul, Ankara, her yer artık. Yani her en kolay dediğimiz yer dahi zor olarak görüp konsantrasyonumuzu sağlamamız lazım. Bana çok sordular. Bir şey ifade edeyim mi efendim? Hı-hı. Dost sohbeti gibi. Kameraları unutalım. Şimdi ben bu Başak Demirtaş aday olmadı ya. Mesela ben İstanbul'daki seçimi çok önemseyen birisi olarak yine de aday göstersin isterim biliyor musunuz? Yani çünkü bu, bakın son zamanlarda şu Demirtaşlı tartışmalar bile o bir sürü yalanlar, dolanlar, iftiralar, algı operasyonları vardı ya. Yok PKK, yok terör, bilmem ne o yalan dolan. Ama halkımın bir kısmı inanıyor işte Kemal Kılıçdaroğlu döneminde öyle oldu. Keşke aday çıkarsa diyorum biliyor musun? Bakın hukuki zeminde kurulmuş anayasal, yasal, bütün siyasi oluşumlarla, partilerle diğer bir parti işbirliği yapabilir, ittifak yapabilir. Tabii ki bunu alıp başka mecralara kaydırıp bir algı yönetimi de yapılabilir. Bunu zaten her seçimde mevcut iktidar yapıyor. Yine yapacaklar yerel seçimlerde. Ama yerel seçimlerde bu tutmaz, onu söyleyeyim. Gerçekten tutmaz. Adaya bakacaklar. Adaya, hizmete, eğer mevcut belediye başkanıysa geçmişe. Ben 2019 seçimlerinde de bunu yaşadım. Tek söyledikleri işte bu meseleler.
terör, terörle ilişkilendirme. Şimdi de aynı ama söz. Ama halkımız artık gördü herhalde her şeyi değil ya mi? Ya çık hizmetini anlat be kardeşim. Ne yapacaksın? Mersin'de ne eksik görüyorsun? Ne fazla görüyorsun? Terörse, terörle mücadele ise devletin kurumları var. Kimsenin kimse elinden tutmuyor. Onlar yapacak. Varsa terörist alacak, derdest edecek, götürecek. Biz bir kamu kurumu yöneticisiyiz. Biz kendi şirketimizi yönetmiyoruz. Her şeyi kanun, nizam çerçevesinde yaparız. Aykırı bir şey yapmayız. Bunu görmemezlikten gelip, bunu milletin önünden kaçırıp, başka söylemlerle milletin kafasını bulandırmanın anlamı yok. Millete de kötülük, memlekete de kötülük. Ya bölüyorsun, ayrıştırıyorsun. Bu en tehlikeli iş, yapma bunu. Başka iş bul kendine, başka bir argüman bul, başka iddialar ortaya at. Kabulüm, bana de ki yolsuzluk yapıyor, iş yapmıyor, tembel, çalışmıyor, yandaşlık yapıyor, adaletsizlik yapıyor. Söyle bir şey, inandırıcı bir şey söyle, somut bir şey söyle. Yol yapacağım, bina yapacağım, park yapacağım, sosyal hizmetlere bütçe ayıracağım, bir şey söyle. Çıkıp aynı iddialar. Algıya oynuyorlar. Peki. Hilal, bir değişiklik yapıyorum. Adıyaman'dan önce Mardin'e gitmek istiyoruz. Bakın, şimdi Vahap Seçer söylüyor ya, İmamoğlu'na falan da hani eski İçişleri Bakanı da söylemişti. Şu kadar terörist var, bu herkes şaşırdı. Nerede İstanbul Belediyesi'nde? Hiç kimse çıkmadı. Niye söylemiş? Siyaseten söylemiş. Şimdi bir Midyat'a mı gidiyoruz? Mardin'e nereye? Diyarbakır'da mı? Ha, bugün Midyat'ta toplantıları var. Diyarbakır'a gidiyormuşuz. Yaparız. Daha önce buralarda hayal bile edilemeyen sessiz devrimleri biz gerçekleştirmedikle birlikte yaptık. Başkalarının hayal edemediği şeyleri yapan bu kadro şimdi onları yine hayal edemediği şeyleri yapabilir. Bizim onlara da dediğimiz gelin bize köstek olmayın, destek olun, milletin problemlerini çözelim. Problemden yararlanmayın. Problemin üzerine çocukları atmayın. Gençleri problemin önüne sürmeyin. Gelin, gelin ey Türkiye'de siyaset yapanlar. Birlikte problemleri çözmek için herkesi yönlendirelim. Herkese alan açalım ve fırsat verelim. Türkiye'yi hedeflerine taşıyalım. Bunların en önemli kaynaklarından biri de belediye yönetimleridir. Çünkü kardeşlerim, ülkeler kadar artık şimdi nerede rekabet ediyor? Şimdi hemen Esma bana sormuş. Ne diyorsunuz diyor. Yine Efkan Ala. Vallahi hayırlara yormak isterim. Şimdi fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir durum var. Bilmem Vahap Seçer katılır mı? İktidar için herkesle görüşmek mübah. Buna terörist başı Öcalan dahil. Tamam mı? Görüşüyorlar, mektuplar geliyor, mesajlar geliyor, aracılar gidiyor. Nevruz'da okunuyor filan. İşte Efkan Ala bak. Efkan Ala demişken önemli bakın. Güven, Dolmabahçe fotoğrafı bulabilir misin bana? Dolmabahçe, mutabakat hatırlıyor musun? Şimdi, buldun mu? Çok hızlı, bravo, bak. Şimdi şu fotoğrafa bir bakar mısınız efendim? Şimdi bir zamanların özellikle medya ilişkileri konusunda AK Parti'nin en etkili ismiydi. Yalçın Akdoğan, hani Muhafazakar Demokrat kitabının da yazarıydı. Erdoğan'ın en yakınındaydı. İşte Efkan Ala İçişleri Bakanlığı yaptı. AK Parti'nin en etkili isimlerinden bir tanesi. Mahir Ünal mı o? Mahir Ünal. Ne kadar gençmiş değil mi? Bıyıksız hali de. Yakışıklı. Şimdi oradan da bakın. Sırrı Süreyya Önder. Bu arada efendim Sırrı Süreyya Önder de hasta. Ona geçmiş olsun demek isterim. İşte orada İdris Balıken var değil mi? Pervin Buldan var. Şimdi bakın, ya bir şey söyleyeceğim Sayın Başkan. Size de öyle olmuyor mu? Şimdi mesela bunlar parlamentoda. Şimdi sizi ben eskiden beri şöyle biliyorum. Ben de o dönemde parlamentoda mıydınız? Ya şimdi bir taraftan böyle fotoğraflar, bir taraftan böyle açıklamalar. Ama terörle, hani çok özür diliyorum ama, terörle işbirliği yapmakla suçlanan da sizler oluyorsunuz. Bu ne periz, bu ne? Bu nasıl oluyor? Bu ne lahana turşusu diyorlar ya. Yani dediğin gibi böyle iddia ortaya koyuyorsun. Bu nasıl bir konuşma? İşte Diyarbakır'da demeres mi? Çağrı da bulunuyor. Hani bizim yetkililerin söylediği gibi biz kapalı kapılar ardında görüşmeler yapmıyoruz artık. İletişimimiz varsa. Özgür Özel bunu söylüyor. Açık seçik söylüyor. Açık Sayın Genel Başkanımız söyledi bunu. Söylediğim gibi eğer yasalarla kurulmuş bir siyasi partiyseniz oturacaksınız, konuşacaksınız. Herkesle iktidarsanız bunun öncülüğünü siz yapacaksınız. Tabii. Birliği siz sağlayacaksınız. Ya bir şey söyleyeyim. Terörle siz mücadele edeceksiniz. Yoksulluğu siz sağlayacaksınız.
Bunu iletişimle. Hani diyorsunuz ya, halka rağmen siyaset olmaz. Tabii. Olmaz. 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 Bir şey söylüyoruz. Acaba diyoruz bir çan mı devirdik? Mecliste tartışma oluyor. Diyorum ki acaba arkadaşlar bir çan mı devirdik? Hemen bir kamuoyu yoklaması yapın. İki günde. Başkan bunu söyledi. Bunu, bu konunun üzerine gitti. Acaba halkın tepkisini olumsuzsa hemen geri adım atıyorum. Diyorum ki ben yanlış konuşmuşum. Evet. Bunu düzelteyim. Halkın hoşuna gitmiyor. Halkın her şey, her söylediğiniz hoşuna gitmek zorunda değil. Yani onların hoşuna gitmesini sağlamak zorunluluğunuz yoktur. Bakın mesela Sayın Başkan. Ama Erdoğan, iyi yönetmek zorunluluğunuz var. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'ın yaptığı iyi bir şey var. Bakın burada. Bölgedeydim ya, Adıyaman'da, Malatya'da deprem bölgesindeki belediye başkanlarını değiştirdi. Bak enteresan bir şey. Şunun üzerine düşünün. Birkaç tanesiyle ilgili de o da diyor ki kazanabilecek adaydı diyor. Daha zayıflarını koymuş. Galiba dedim. Şimdi şöyledir Sayın Başkan. Şimdi ben sizi gördüğüm zaman, tamam mı, bir şey hatırlarım. Yani insan psikolojisi böyledir. Mesela ben bir yakınımla, bir sevdiğimle sizi konuşurken sizi ben şöyle hatırlarım. Mersin, işte gülümseyen adam, medeni, böyle tanımlamalarım vardır. Bu yaşadıklarımızla da bağlantılıdır. Evet. Ama mesela deprem bölgesinde muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Deprem bölgesinde bir belediye başkanı yeniden aday gösterdiğiniz zaman o acılı insanlar o yüzü hatırlarlar o zaman. Az önce Lütfü Bey örneğinde olduğu gibi. Yani o da nasibini alıyor. Belki de tabii yani ondan bir medet umuyor, ondan çare umuyor. O, hakkı vatandaş olarak belediye başkanı, evi çökmüş, enkazın altında çocuğu var. Önce belediye başkanı gelir. Cumhurbaşkanı, bakan gelmez. Öyle, öyle. Belediye başkanı çok... halka en yakın. Bu anlamda en yakın kamu görevidir. Alo, belediye başkanını bulur. Bakanı bulamayabilir. İstediğiniz kadar büyük bir metropolün belediye başkanı olun. Bir kasaba belediye başkanı olun. Fark etmiyor. Önce belediye başkanı. İçinde, cenazesinde, acısında. Evet. Başbakan gelmezse, bakan gelmezse, cenazesini aramazsa çok üzülmez. Yok, onu da aramadı. Ama istediğiniz kadar büyük kentin belediye başkanı olun. Hele hele bir dostluk ilişkiniz varsa ya da bir vatandaş genç evladını kaybetmiş, çocuk trafik kazasında ölmüş. Aramazsanız alınganlık şey, yapar. Bunlar çok bak, önemli. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine kameraları unutarak. Şimdi bu Antalya tartışılıyordu Sayın Başkan. Ben AK Parti'den adı Antalya için geçen birini aradım, tamam mı? Dedim ki sizin adınız geçiyor dedim. Hayır dedi, benim öyle bir niyetim de yok, öyle bir şey de yok. Benim başka misyonum var, çalışıyorum falan dedi. Hani bir gazetecik de şöyle olur, bazen bir olta atarsınız hani gelsin diye. Dedim ki ama dedim Muhittin Böcek geldi orada dedim. Hani siz hep şey diyordunuz, Muhittin Böcek en zayıf. Dedik bak hiç düşünmediğimiz şey. Biliyor musun dedi, algısı öyle ama dedi. Bak çok ilginç bir şey duydum. AK Parti'de hala önemli bir isim. Dedi ki siz öyle diyorsunuz ama dedi Antalya'nın köylerinde falan o var dedi. Katılmadığı cenaze, hı, çeyrek altın takmadığı düğün yok dedi. Evet. Bak çok ilginç bir şey. Aslında siyaset, hani biz tabii o İstanbul'da, Ankara'da oturunca başka ama Mersin'e gelince ya başka. Fiili olarak aslında her cenazeye, her düğüne gitmeniz mümkün değil ama onu hissettiriyorsunuz. Tabii ki gidemezsiniz. Ararsın ama ben Muhittin Bey'in de biliyorum bu hasletini, bu özelliğini. Öyleymiş. Arar, bu önemlidir. Yani ben de akşam işim bittikten sonra, aslında işim devam eder, işim bitmez. Gece 10-11'e kadar telefon görüşmesi yaparım. Gün içinde arayanlara dönerim. Mutlaka, mutlaka çalışanlarımızdan, bizim mesai arkadaşlarımızdan, yakınını kaybeden muhtarlarımızdan ya da genç ölümler. Çünkü bizde günlük 35 ölüm vakası oluyor. Cenaze oluyor. Anamur'dan Tarsus'a kadar. Bütün bir bölgede. Genç ölümler, özellikle büyük acı hissettiren ölümleri mutlaka arar, bir taziyede bulunur. Benim görevlendirdiğim bir özel kalemden bir arkadaşımız bütün cenaze sahiplerini arar. Bir ihtiyaçları eksi var mı? Cenaze hizmetlerini belediyeler yapar, büyük şehirler yapar. Bakın şöyle hayatınızı bir düşünün. Geçmişten geleceğe sizi en çok üzecek, travma yaşatacak olay ailenizde bir kayıptır. İşte o an belediye başkanınız orada olacak. Ben bazen şöyle bir metafor, böyle bir benzetme, aslında belki biyolojik olarak değil ama tabii ki değil, biyolojik olarak benim iki evladım var. Diyorum ki
bir belediye başkanı kentin annesi, babası, tabii, abisi, tabii, biraderi, kız kardeşi nasıl görmek istiyorsa. Tabii, tabii. Hatta geçen bir sayın milletvekili AK Partili bir toplantıda bunu dile getirdi. Beni eleştirerek üzüldüm. Tabii ki o başka bir tarafından anlamış, başka tarafından anlamış söylediklerimi. Biz kentin mutluluğunda, üzüntüsünde şehirlinin, hemşerimizin yanında olacak o kentin büyüğüz. Belediye başkanıyız. Canınız yanar, anne diye ağlarsınız. Tabii. Harçlığınız biter, baba diye bağırırsınız. Bir şeye ihtiyacınız olur, baba dersiniz. Bakın bu tutum o kadar. Belediye böyledir. Hiç. Hani derler ya, bana bak, sana belediye baksın. Çok da doğru bir söz. Bakın Ankara'dan Hilal Köylü bir soru soruyor. Aktaracağım da aklıma geldi siz dinlerken. Geçtiğimiz günlerde Yüksel Yalçın hayatını kaybetmişti. Ben de kardeşini aradım, Abdullah Yalçın'ı. Dedim ki en başsağlığı, işte taziye mesajlarında bulundum. Sonra yapılacak bir şey var mı dedim. Hani çünkü tam ertesi gündü. Hayır dedi, işte sağ ol, çok teşekkür. İşte Fatma Şahin, o cenaze merasimleri, hepsi, mezarlık yeri. Bu çok önemli işte dedim. Karşılaşıyoruz. De, her şeyi çok yapmış. Karşılaşıyoruz. Görüşmelerimizde bu teşekkürleri alıyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. En önemli mesela konulardan tabii, biri. Tabii, bizim şimdi de gözlerimiz doluyor. Şöyle soruyor. Ankara'daki bizim meslektaşlarımızdan biri diyor ki, İsmail diyor, Sayın Vahap Seçer'in gençlerle ilişkisini merak ediyorum. Bu ilgi çekici sohbeti izlerken diyor, gençlerle ilişkisi. Günü geldiğinde tabii diyor, bir not yazmış parantez, kendisi de halen genç ama diyor. O da parlamentoda ya, sizi oradan tanıyor. Kendisi de genç ama diyor. Günü geldiğinde işte benim yetiştirdiğim, desteklediğim, destekleyeceğim iyi yetişmiş bir belediye başkanı, iyi yetişmiş bir siyasetçi diyeceği birileri var mı etrafında? Yetiştirdiğiniz vardır, var mı? Vardır. Çok sayıda. Vardır. Çok sayıda. Ben bu anlamda hem siyasetin hem başta partimin gençleşmesini istiyorum. Onların yetkilendirilmesini istiyorum. Söylüyoruz partililerimize de, çocuklarınızı öne çıkarın, kızlarınızı, oğullarınızı öne çıkarın. Onlara görev verelim. Onlar görev alsın. Meclisi onlar olsun. Çok iyi. Parti yöneticisi onlar olsun. Peki. Tabii ki. Şimdi bir deprem bölgesine gidelim ve o benim yayından sonra kendi cep telefonumla çektiğim görüntülerden birisiyle daha. Bunda da yanlış hatırlamıyorsam bize eşya sözü verildi ama nerede kaldı diye soruyordu. Adım Ramazan Başkan. Evet. Benim evim yıkıldı. Eşyam hepsi gitti. Nerede? Karımızın mallasında. Tamam. Ben burada bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyine, hepsine teşekkür ederim. Eğer Sayın Akbaba olmasaydı çok insan daha ölecekti. Çok doğru. Şey ettiler, sahada ayrılmadılar. Bir yardım onu şimdi gördük. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada benim gizli saklım yok. Tayyip Erdoğan geldi, ne dedi? Biz vatandaşlarımızın eşya paralarını vereceğiz dediler. Bizim eşya paralarımız verilmedi. Malatya Belediyesi'ne talimat verilmiş. Kadrolu işe almış. Ben amcasıyım. 40 yaşında aile beyi bilmiyor. Böyle bir adalet olmaz. Vicdan bu değil. Vatandaşlarımızın sesini duyurmaya çalışacağım. Bu arada ilginç bir gelişme. Merkez Bankası Başkanı, yeni Merkez Bankası Başkanı ilk kez kameraların karşısında. Bir dinleyelim bakalım nasıl konuşuyor, neler söylüyor. Bu yana belirgin şekilde gerilerken kısa vadede yüksek oynaklık sergilemeyi sürdürmektedir. Bu görünüm altında küresel enflasyondaki düşüş eğilimi yılın son çeyreğinde enerji fiyatlarının da katkısıyla hızlanmıştır. Birçok ekonomide çekirdek enflasyon da son aylarda gerilemektedir. Bununla birlikte enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir. Riskler devam etmekle birlikte enflasyonun yıl içinde gerilemeyi sürdürmesi beklenmektedir. Bu enflasyon görünümü altında gelişmiş ülke merkez bankaları politika faizlerinin mevcut seviyesini enflasyon hedefleri için yeterli gördüklerini belirtmektedir. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında ise enflasyon görünümündeki iyileşmeyle birlikte faiz indirim süreçleri devam etmektedir. Şimdi Arzu Hanım bana Çankaya'yı sormuş efendim. Vallahi Çankaya'yı ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Takip ediyorum. Herkese de konuşuyorum. Çok önemli. Yani şu kadarını söyleyeyim Arzu Hanım.
Neyse aday tam belli olsun, ondan sonra konuşalım. Ama şu kadarını ifade edebilirim. Çankaya'da yapılacak tercih Özgür Özel dönemindeki CHP'nin hem 31 Mart'taki yerel seçim performansını etkileyecek, hem de bugüne kadar söyleye geldiği yeni ifadelerin de karşılığını somut olarak bizlere gösterecek veya göstermeyecek. Bütün adaylara baktım. 22 aday adayı var. Adaylık başvurusunda bulunmayanları da yapmaya çalışıyorlar ama ben hani ilk 22'sini ifade edeyim. Her birini dikkate takip ediyorum. Her birinin artıları eksileri, artıları eksileri. Şimdi mesela İzmir'de zayıf bir aday, ben size söyleyeyim. Kızıyorlar ama yani mevcut aday adayların içinde en zayıfını seçtiler İzmir'de. Yani kızdan kızsın ama yani ben gazeteciyim, düşüncemi söyleyeceğim. Neyse, şimdi bir soru aktaracağım. Mehmet Altan'dan bir soru geldi ama Sayın Başkan son soru. Önümüzdeki bir seçim, 52 gün sonra sandık var. Kazanırsanız 5 yılda ne yapacaksınız? Kazanacağız. Peki. Kazanacağız. Göreceğiz. Tabii çok sayıda yeni manifestomuzda vaatlerimiz olacak. Ama ben 10 önemli başlık seçtim buraya gelirken. Deprem sonrası Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. Kurdunuz. Yıllardır ihmal edilmiş. Biz deprem bölgesi değiliz ama afetlere, özellikle deprem bölgesinin komşu ile olduğumuz için çok açık bir yeriz. Ondan etkilenebiliriz. Diğer afetler, yangın, tsunami, nükleer santral yapıyor, nükleer sızıntı gibi birçok afetle yüzleşebilir Mersin. Bu daire başkanlığı ve tabii ki bunun çalışmaları, şu anda altyapısını oluşturduk. Zemin etütleri, bina envanterleri muazzam çalışma yürütülüyor. Başkanı kimi getirdiniz? Kemal Bey, daire başkanımız Kemal Bey. Kendisi, yani afet konusunda bilgili mi, ehil mi? Çok çok bilgili. Jeoloji mühendisi, akademisyen. Çok değerli bir bürokratımız Kemal Bey başkanlığımızı yapıyor. Ve çalıştay da yaptık, toplantılar da yaptık. Türkiye'de çok bilinen deprem konusunda iyi akademisyenler de geldi, aktörler de geldi. Bu sizin de ilginizi çekecek İsmail Bey, sosyal konut. Mersin'in şu anda orta üst gelir sahibi vatandaşlar için konut açıyor. İmar planlarını bitirdik Mersin'in. Bakın bu çok önemli. İmar planları deyip geçmeyin. İmar planı yoksa konut olmaz, iş yeri olmaz, atölye olmaz, sanayi olmaz, sanayi sitesi olmaz. Biz bunları Mersin Büyükşehir uhdesindeki planların tamamını merkezin bitirdik. Peki. Yıllardır büyük bir sorundu. Biz konut modelini, bugün Avrupa'da uygulanan o sosyal konut modelini getireceğiz. Sosyal konut yapacağız. Vatandaşlarımıza, alt gelirli vatandaşlarımıza kira yöntemi. Bir dakika. Hilal, bu bizim Almanya'daki bir modelde de görüyoruz. Aynen. Almanya'da devletin sosyal konutları var. Hatta geçtiğimiz yıllarda Almanya'ya gittiğimde görmüştüm. Devlet bunları satalım diye tartışmayı açtı. Almanlar zıpladılar. Nasıl o devletin olacak? Bu çok olacak. Önemli. Tabii. Bunu yarına takip edelim arkadaşlar. Bunun rica finansmanını da İngiltere'den finans kurumları var. Bu işte ilgilenen. Konut. Bunlarla ilgili de görüşmelerimizi yaptı. Buradan özellikle Mersinlere bu sosyal konut meselesini takip etmelerini istiyorum. Şu anda Mersin'in en büyük sorunu kira. Kira fiyatlarının yüksekliği. Her yerde öyle. Türkiye'nin sorunu ama Yoğun göç aldığınız için. Tabii ki depremden sonraki yoğun göçten sonra zaten peki. Türkiye gündemine düştü. 47 kilometrelik raylı sistem etapları. Bunu bakın, anlattınız. Başladığımızı tekrar devam edeceğiz. Yok. 500 dekarlık, siz biliyorsunuz bizim sahildeki evet. parkı 400 dönümdür oraya. 500 dekarlık Müftü Deresi Yaşam Parkı. Toplam 3,5 kilometre sağ şeridi, 3,5 sol, 7 kilometrelik 500 dönüm genişliğinde bir park yapacağız. Kuzeye doğru şehir kayıyor. Yeni yapılaşma kuzeye doğru, daha doğru. O Fenerbahçe ve Galatasaray şeyleri var. Onun ilerisinde mi? Tam kuzeye doğru diyeceksin. Sahil boyunca değil. Tamam. Bu da çok önemli. Tarımsal GES'i konuştum. Bu son derece evet. önemli. Kent plajları artık oradan denize girilecek. Şu anda Çevre Bakanlığı'ndan 5 yıldır uğraşıyorum. Yeni izin aşamasına geldi. Çok. Sizin öyle bir şirket vardı zaten. Şöyle, Deniz Kızı mıydı neydi bir şey vardı. Var ancak sahil hazinenindir. Milli Emlak evet. Genel Müdürlüğü'ndür, halkındır. Biz sahilde kent plajları oluşturacağız. O kültür parkta, sahildeki parkta. Artık oradan denize girebilecek. O Ayaş'ta oraya, falan tabii, da var zaten değil mi? Mendirekler ya da mahmuzlar yapacağız. Güzel. Belki de hızlı
deniz kum topluyor ama kıyılar. Daha bunu hızlandırmak için denizden kum taşıyacağız. Kent plajları, bunu da söz veriyoruz. İstihdam ve kariyer kampüsü, bizim istihdam merkezimiz var. Gençler için. Kariyer merkezimiz var. Çok da yararlı işler yaptı. Binlerce vatandaşımızı hem eğitti hem iş bulmasını sağladı. Darı Sekisi'ne gitmiştiniz, Yörükköy. Evet. Onun üstünde bir bölge var, hazine arası. Şimdi onun tahsisini istedik. Oraya Yörük Obası projesi yapacağız. Yaşam çok merkezi. Güzel. Yörük yaşamı. Çok iyi. Koçu, çadırlar. Koyunuyla, keçisiyle, devesiyle, güzel. Çadırıyla bir yaşam merkezi yapacağız. Yörük Obası. Meski yatırımları az önce söyledim. Bunun sözünü veriyorum. Gelecek 3 yılda bu yatırımların çoğu tamamlanmış olacak. Ve benim çok önemsediğim tok acın halinden anlamaz İsmail Bey. Aşhaneyi büyüteceğiz. Şu anda 10 bin yemek çıkıyor. Bunun bir kısmı ücretsiz evlere kadar gidiyor. Yaş almış yurttaşlara, diğerleri 10 TL'ye satılıyor. Ve şu anda Mersin'de belediye ekmeğe 5 TL. Ekmek fabrikasının kapasitesini arttıracağız. Çok daha büyük kapasitede bir proje çalıştı arkadaşlar. Bakın, geliri adaletsizliğin yoğun olduğu bir kent Mersin. Biz orada düşük gelirli insanlara da, orta gelirli insanlara da, aynı zamanda zengin bir kent, ihracatçısı var, yatırımcısı var. Türkiye'nin 5. 6. sırada vergisini ödüyor bu kent. Onlara ilişkin, herkese, her kesime, ana Murat Tarsus'a, Muta Çamlıya'yla, Erdemli'ye, her bölgeye yeni projelerle geliyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkür. Şimdi bir konu var, bakın Mehmet Altan Hoca, Profesör Doktor Mehmet Altan diyor ki, sevgili İsmail diyor, her şey soruluyor ama sorulmayan bir soru var diyor. Bu binaları yapanlar, depremle ilgili bir yazısı da var hocanın. Bu binaları yapanlar kadar bu binaların yapılmasına çeşitli nedenlerle göz cumanlar da cinayetten sorumlu değil midir? Birinci yıl döneminde depremin neden tek bir kamu görevlisi yargıya hesap vermiyor? İşte bakın, cezasızlık dediğimiz şey bu değil mi? Yasa var, uygulayan yok, denetleyen yok. Şimdi efendim bir özel bir durum vereceğim. Belki bu konuda da bir cümlesini alabilirim. Şimdi ben Malatya'da hoş bir otel vardı, böyle tertemiz. Hani bir vesileyle gittik, birilerini gördük orada. Burası kiminmiş ya dedim. Dediler ki Malatya Ortak Girişim Grubu'nun. Otelin adını falan vermiyor. Malatya Ortak Girişim Grubu diye bir grup. 30'dan fazla işte iş insanı bir erlik birliği yapmış. Model olarak hoşuma gitti. Sizin böyle bir turizm projeniz yok muydu? Mersin'de böyle bir şey vardı. Siz hani geniş kesimleri de ilgilendiren bir turizm, yanlış mı hatırlıyorum? Bir şirket kurmuş. Bizim nasıldı? Deniz Kızı şirketimiz var, plajlarımız var, kafelerimiz var. Turizme yönelik yaptığımız bütün yatırımları o şirket üzerinden biz halkın hizmetine sunuyoruz. Şimdi neyse, bu benim hani ortak, ben birileri böyle ortak girişim grubu, yani kent bilinci, kent işbirliği, el birliği falan. Neyse onu da evet, öyle bir otel girişimi şey var. Tabii de. Belediyemizin de katkısı var, özel sektörün de katkısı var. Tabii hatta ki. Hatta Efkan Ayla'da Lütfü Elvan'da bir aralar bir açıklama yardımcı oldu. Olmuştur. Kargıcak tamam. Bölgesinde bir otel işte, yapılmış. Tamam. Şimdi nereden? Bakın laf açıyor. O otelde bir kızımızla karşılaştım. Elif dedi ki benim bir anım var sizinle. Önce fotoğraf çektirdik. Neymiş dedim. Siz dedi Malatya'ya geldiniz dedi. Evet, annem sizin yayınınıza katılmıştı dedi. O gün bugündür bir komşuyla konuşmuyor. Niye? İsmail'in yayınına gidersen bir daha seninle konuşmam. İsmail işte yalan söylüyor falan gibi laflar etmiş. O da diyor ki Fatma Hanım bu. Aradım, Fatma Hanım'la da konuştum. Kızı otelde çalışıyordu. Eşi Abbas dedi ki Yıldız Hanım varmış komşuları. Benim yayınıma gelirsen senle bir daha selam sabahı keserim demiş. Ne oldu dedim Yıldız Hanım dedim. Gitti buralardan dedi. Neyse, bu da aklıma geldi. Cem Karaca klibi vardı arkadaşlar. Bir verebilir miyiz? Ben başkan olacağım. Çok sevdim, biliyor musun Cem Karaca'yı? Bugün onun ölümü. Tamirci çırağı. Bugünü hatırlıyorum. Yani öldüğü günü hatırlıyorum. Sabah bana Hilal sordu. Hangisini istersiniz dedi. Ben bir ceviz ağacıyım dedim. O da güzel. Ben bir ceviz ağacıyım. Nazım'dan. Teknikte bazen donuyor sistem başkanım. Neyse, ben sizi uğurlayayım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizi gönül isterdi ki Cem Karaca ile uğurlayayım ama pile hat donmuş. Kısmet. Oluyor böyle şeyler. Şimdi, çok teşekkür Sayın Başkan, çok teşekkür. Sizi şöyle arka taraftan tamam, doğru alayım. Peki, çok teşekkür. Ben de şu kitapları tanıtarak arkadaşlarıma zaman kazandırayım.